Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Stüdyoda konuklarım Ogün Şahinoğlu ve Serhan Türk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi geceler ve iyi yayınlar. İki günlük kupa macerası sonrası 3 saatlik bir son sayfayla izleyicilerimizin karşısındayız. Kupa maçları varken çok kısa görüşmüştük. Evet. Yoğun, dolu, uzun bir program bizleri ve tabii ki sizleri de bekliyor diyebiliriz son sayfa etiketine. Merak ettiklerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Uzun bir gece olacak. Öyle tahmin ediyorum. Yine gündemde çok gelişme var. Tam işte haftanın başladığı gün. Cumartesiye geçeceğiz. Yeni hafta, yeni maçlar. Onları konuşacağız elbette. Yapılan açıklamaları değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Burada gördüğünüz gibi iki haberci var. Onlardan eminim alacağınız ve alacağım haberlerde vardır. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden her anı kıymetli bu geceki son sayfanın sevgili izleyicilerimiz. Hemen önce programa bir bakalım isterseniz. Tabii. Hangi maçlar var? Tabii. Kupa haftasının ardından oynanacak karşılaşmalar cumartesi başlıyor. Gün 19'da Fraporta Antalya Spor Beşiktaş karşılaşması. 21 Adana Demirspor Konya'dan Alanya Spor mücadelesi. Pazar gününe bakalım 13.30 hangi Kredi Ümraniye Spor Demir Grup Sivas Spor. 16 Arabam.com Konya Spor Yukatel Kayseri Spor. 19 Biteksen Giresun Spor Fenerbahçe karşılaşması. Pazartesi günü 20'de Trabzonspor MK Ankara Gücü karşılaşması var. Saat 20'de Galatasaray Medipol Başakşehir mücadelesini izleyeceğiz. Haftayı hükmen galip tamamlayan takımlar Babakars Fatih Karagümrük ve İstanbul Spor oluyor. Haftayı bay geçen ekip ise Kasımpaşa. Evet, programa baktık şöyle bir. Daha ayrıntılı, daha detaylı konuşuruz. Çünkü her maç şampiyonluk yarışı açısından, küme düşme hattı açısından önemli. Artık son haftalara girerken değerlendireceğiz. Ama biz bir türlü rotamızı oraya çeviremiyoruz. Demeç savaşları nedeniyle takdir edersiniz ki. Eminim sizlerin de haberleri, yorumları vardır, anlatacakları vardır. Ama hemen bir haberle başlayacağım. O da Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları. Bir bakalım neler söylemiş, sonra konuyu ve açıklamaları değerlendirelim. Evet, birazdan Çebi'nin açıklamalarının bir başka kısmını da getireceğiz ekrana. Federasyonla ilgili yaptığı, MHK ile ilgili yaptığı yorumları içeren kısmını da getireceğiz ekrana. Ama şu açıklamaları bir iki yorumcumdan da yorumlamalarını isteyeceğim. Bir araya gelirsek kısmı hem biraz esprili ama sonuç itibariyle bir karşılıklı gönderme var. Benim Rusun buradan Özbek'e talebim var. Nedir? Buyurunuz. Buradan Futbol Federasyonu'na talebim var. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye. Lütfen Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde Sayın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sayın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siz tüm gün boyunca tesislerde kalın, konuşun, akşama kadar neyiniz varsa paylaşın ve ondan sonra çıkın, deyin ki biz işimizi hallettik, konuştuk. Çünkü sonuçta bu üç değerli başkan ve Futbol Federasyonu Başkanı, yani arkadaşlar, dostlar, bu camianın insanları sürekli birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. Şimdi taraftarlara şimdi taraftarlar diyor ki başkanlara, niye konuşmadın, niye hakkımızı aramadın? Başkanlar çıkıp konuşuyor. Ama o yüzden mi sence bu şekilde? Başkan ne olabilir ki? Yani hani ama bak, şey senin söylediğin şuna çıkıyor. Bir şey elde edemiyorsun. Senin söylediğin şuna çıkıyor. Yani bunlar çıkıyor? Gerçek polemikler değil, taraftara karşı yapılıyor. Taraftar biraz daha hani böyle yönetimleri desteklesin diye mi yapılıyor demek istiyorsun? Ya tabii ki altında bu var. Bunun altında bu var kesinlikle. Ama şunun altında da şu var. Sonuçta birisi açıklama yapıyor, birisi cevap veriyor. Birisi açıklama yapıyor, birisi cevap veriyor. Yani içindekileri bir paylaşsın da yani. Sonsuz döngü yani. Bu sene hep böyle. Bak gerçekten sezon başladığından beri bu bitmiyor. İki takım karşılıklı yapınca üçüncüsü ekleniyor. Tabii. Dördüncüsü ekleniyor. Konu konuyu açıyor çünkü. Sürekli yani bu sezon itibariyle kulüplerin açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, yöneticilerin, başkanların bu ifade ettiği bazı karşı kulüpleri diyelim, kendisine karşı olan kulüpleri rahatsız edici mesajlar ve onlara verilen yanıtlar. O yanıtların üzerine bir daha karşı taraftan cevaplar. Sürekli bir sonsuz döngü içerisine girmiş bulunuyoruz. Ve bitmedi. Biteceğini de düşünmüyorum yani. Bu hani şöyle yapalım, böyle yapalım, işte konuşsunlar, otursunlar, bir araya gelsinler, dertlerini paylaşsınlar da bitirsinler. Çok iyi niyetli bir yaklaşım. Yani benim yaşım 32. 32 yaşındayım. Bugüne kadar hiç bittiğini görmedim. Serhan abi benden biraz daha yaşlı.
O da görmemiştir muhtemelen. Geçmişten bugüne hep aynı. Bak ben seninle tartışayım. Ben senin bir daha yüzüne bakmam ya. Ya, şimdi... ya yüzüne bakmam çünkü hani öyle bir ifadeler kullanıyorlar. Serhan abi öyle çok ama özür yok, diliyorum. O kadar ne tartışan ne kavga edenler. Öyle bir ifade kullanıyorlar ki. Heh. O ifadelerin artık karşılığı yok. Bir daha nasıl ama birbirlerinin karşılığı yüzüne bakacaklar. Yani. Neyse biz yönlendirme yapmayalım ama. Şimdi bu tip ifadeler oluyor ama sporun içerisinde kalmak önemli. Yani şöyle evet herkes bir açıklama yapabilir ama yaptığı açıklamaların içerisindeki kelimeleri, cümleleri özenle seçmesi gerekiyor evet. insanlar. Çünkü yönetici dediğimiz zaman, başkan dediğimiz zaman, yönetici dediğimiz zaman ya da bir kulübün idari personeli, teknik direktörü veya futbolcusu örnek alınan kişiler oluyor. Yani sonuçta kesinlikle. Spor kulüpleri burada gençleri spora teşvik ederken aynı zamanda o taraftarları da bir yere yönlendiren insanlardan oluşuyor. Ve dolayısıyla etki altına alıyorsunuz her açıklamanızda. Yani sizin yaptığınız bu açıklamalarla ertesi gün okulda bir araya gelen çocuklar, sokakta bir araya gelen insanlar birbiriyle bu açıklamaları tartışıyor. Öyle değil mi? Herkes bir taraf oluyor çünkü kendi kulübü açısından baktığında. İnsanlar tartışıyor bunu. Dolayısıyla biz güzel bir futbol iklimine sahip değiliz. Olması için ne yapmamız gerekiyor? Bir araya gelerek sorunları çözüyor muyuz? Hayır. Bugüne kadar defalarca bir araya geldi. Şurada iki ay önce herkes omuz omuza kampanyasında bir aradaydı. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Değişmez. Böyle durumlarda hep bir araya geliniyor ya, ama kötü günde bir araya geliyoruz. Devamı İyi günde olmuyor. Hadi herkes yoluna baksın. Ama çünkü burada hani Sayın Başkan'ın sonunda söylediği bir söz var. İşte taraftarlara şirin gözükmek ifadesi. Yani camianıza taraftarlara. Bunu ne yazık ki her kulüpte yapan yöneticiler, başkanlar oluyor. Sadece bugün için konuşmuyor. Geçmişten bugüne kadar bunlar yaşanıyor. Şimdi mesela çok basit bir örnek. Hani diyoruz ya burada tartışıyorlar. Ertesi gün bir araya geliyorlar. Bunların örneğini yaşamadık mı? Ne hem de ne samimi görüntülerle. Geçtiğimiz sezonu hatırlarsınız. Galatasaray Beşiktaş karşılıklı açıklama düelloları yapıyordu. Sayın Burak Elmas başkandı. Evet. Acayip açıklamalar yapılıyordu. Onlar İnanılmaz. Da çok ağırdı. Sonra bir maçta hemen o açıklamanın arkasında bir maçta Burak Elmas Ahmet Nur Çebi'nin bir görüntüsü ortaya çıkmış. Hatırlar mısınız? Burak Elmas Ahmet Nur Çebi'ye sarılıyor böyle evet. başı omzunda. Ya şimdi iki gün önce o açıklamalar neydi? İki gün sonra o görüntü ne şimdi? Ama siz bu açıklamaları yaparken sokakta insanlar tartışıyor. Okulda arkadaşlar birbiriyle bunları tartışıyor. Ama tabii siz canım, iki gün sonra unutmuş gibi davranıyorsunuz. İki kişi birbiriyle kavga ediyor. İsim vermeyeceğim. Bizim sektörde meslektaşlar birbirleriyle kavga ediyor ya. Bu tartışmalar yüzünden siz de biliyorsunuz yani. Birbirleriyle kavga edip küsüyorlar, elbette. Konuşmuyorlar yani. Ya ama yani onlar da artık cılıkını çıkartıyorlar şey yani. Genel. Melike yani onlar da yani kulüplerine ya da takipçilerine şirin gözükebilmek için bir bakıyorsun kendilerini ortamın içine koyuyorlar. Saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Gazeteci kimliğinden çıkıyorlar. Biz de yeri geldiği zaman yorumlar yapıyoruz ama biz hakkımızı biliyoruz. Ama bazı arkadaşlar artık bu işi farklı yerlere götürmeye başladı. Ama işte gazetecinin geldiği durum diye ben artık görmüyorum ya abi, bu işi. Şöyle yani ne yazık ki her yerde bu var. Bir yere yanlamak dediğimiz tabir var ya. Yaranmak diyelim bence ona. Yanlamak, yaranmak ne derseniz yani amiyane tabirle bu oluyor bu iş. Ama %100 doğru ya da %100 yanlış diye bir şey olduğuna inanmıyorum sporun içerisinde. Yani herkes kendine göre bir haklılık payı var ya da doğrusu yanlışı var. Yani şimdi Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin yıllar içerisinde istediği birçok şey oldu değil mi? Türk futbolundan, federasyonundan, MHK'sinden, PFDK'sından kiminin haklı, kiminin haksız yanı vardı. Yani şimdi hangi cepheden baktığınıza bağlı bu. Dolayısıyla burada körü körüne bir şeyin peşinden gitmek, onu savunmak, birilerinin savunuculuğunu yapmak çok hoş değil. Yani yanlışı da söyleyebilmeli insan ya. Ben burada mesela diyebilmeliyim ki Sayın Serhan Çetin Sayan'ın ifadesi doğru değil, yanlış. Ya ben Beşiktaş'ı takip ediyorum diye bunu söyleyemeyecek mi? Söyleyeceğim tabii ki. Kesinlikle. Ama bunu yapmayanlar yüzünden bu hale geliyoruz. Senin söylediğin bu. Evet. Bunu yapmayanlar yüzünden bu hale geliyor. Sayın Başkan da söylüyor. Keşke olmasaydı. Şimdi koalisyon iddiaları. Nasıl bir koalisyon? Ben onu anlamadım. Çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe her hafta atışıyorlar. Yani her hafta kavga eden ama insan koalisyon olabilirler mi? Neyin koalisyonu? Bence mesela, hiç kimseyle yok yani. Bana koalisyon söylüyor. Hemen söyleyeyim. Ha, söyle. Sayın Başkan'ın da örneğinden yola çıkarak söyleyelim. İki
iki tane örnek vermiştik basın toplantısında. Bir, geçtiğimiz sezonun sonunda bir hakem konusu vardı. Görevden el çektirilen hakemler konusu. Evet. Orada Beşiktaş o hakemlerin görevden el çektirilmesini, yeni hakemlerin, genç hakemlerin gelmesini, hakemlerin değişmesini istedi kısaca. Evet. Galatasaray ile Fenerbahçe Beşiktaş'ın karşısındaki tarafta. Sadece Galatasaray ile Fenerbahçe mi karşısındaki tarafta? Değil yani orada başka kulüpler işte, de var. Onu diyorum ben işte. Bu da sonuçta. Koalisyon olması için ikisinin beraber hareket etmesi lazım. Yani tabii ki düşünceler aynı olabilir. Bazı yerlerde herkesin düşüncesi ayrı olabilir. Şimdi herkesin aynı düşüncesi var. Muhakeyi istemiyorlar. O zaman şimdi Galatasaray'la Beşiktaş muhakeyi istemiyor. Fenerbahçe muhakeye başkanından memnun. O zaman Fenerbahçe'yle Beşiktaş Beşiktaş'la Galatasaray koalisyon oluyor. Fenerbahçe'ye karşı mı koalisyon oluyor? Bir de o mantıkla gitmen lazım. İfadeler çok ağırlaşmaya başladı. Aslında biraz onu konuşmamız lazım. Yani her ne kadar daha sakin cevaplar verilse de karşılıklı, ses tonu yükselmese de ifadeler çok ağır. Çünkü ortada çok büyük bir ödül var. Şu an şampiyonluk var. Bak ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Şenol Güneş Hoca gelmeseydi, Valerian İsmail'e devam etselerdi ve geldiğimiz noktada o 5 maçlık, 6 maçlık, 7 maçlık seriyi kazanamasaydı Beşiktaş, şimdi herkesin sesi çıkacak mıydı? Ya da farklı düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe, etkiliyor. Fenerbahçe 2 maç kaybetsin ya da Galatasaray 2 maç kaybedip Fenerbahçe üstüne çıksaydı, lider olsaydı. Bu açıklama olabilir miydi? Olurdu abi. Geçen sene Galatasaray puan tablosunda hangi durumdayken hangi açıklamaları yaptı? Yani sıralamaya göre ilerlemiyor. Galatasaray 13. sıradayken Burak Elmas her gün açıklama yapıyordu. Bu sıralamayla olan bir şey olsaydı. Açıklama yapıyordu, sonra gidiyordu federasyona konuşacağım diyordu, geri geliyordu yani. Ya tamam ama açıklamadan yola çıkıyoruz ya, yapılıyordu. Yani Sayın Ahmet Nurşevin de söylediği şu, geçtiğimiz sezon hakemler konusunda bir aradaydılar. Aynı görüşü savundular. Bu sezon bu Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilmesinden sonra da yine aynı görüşü savundular. Aynı taraftalar. Evet. Biz hep yani son dönemde bu kritik konularda hep karşı taraftayız. Onlar bir arada. Hatta ifadesi neydi? Kayıkçı kavgası yapıyorlar demiştim daha önce, hatırlarsınız. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Beşiktaş'ı koalisyonla suçluyorlar değil mi? Koalisyon, yani Galatasaray tarafı böyle söylüyor. Çok kısa süre öncesinde hatırlar mısınız? Sayın Selahattin Baki de, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de, biz Galatasaray'la ilgili bir şey söylediğim zaman Beşiktaş'tan ses geliyor demişti. Sayın evet. Emre Koca daha da cevap vermişti sonra. Şimdi Fenerbahçe de aynı şeyle suçluyor. Şimdi kimle koalisyon o zaman Beşiktaş? O zaman başkanın söylediği koalisyon kimseyle işine yaramıyor abi. Koalisyon işine yaramıyor. İçinde olduğu yok zaten yani. Bunu söylemek lazım ama o zaman şöyle diyeceğiz, özür dilerim lafını kestim. O zaman 18 kulüp Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş diyor ki Hatay'la Gaziantep diyor maçlarımız böyle deplasman diyor. 18 diğer kulüp değil yalnız, orada Beşiktaş'ın tarafında olan 5 kulüp de size verelim, 13'e 5 diyelim o zaman. 13'e 6 diyelim yani, yine çoğunluk var. O zaman şurada koalisyon güçleri askerleri daha fazla, güçleri daha fazla, o şekilde mi bakalım ya? Bence koalisyon hikaye, herkes şu an bir şampiyonluk peşinde, herkes bir taraftarını memnun etmek peşinde. Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası arttıkça ve diyelim ki ligin sonuna geldik. O puan tablosunda Beşiktaş'ın beklediği yönde bir uygulama olsaydı, Beşiktaş'ı şampiyon yapacak bir durum ortaya çıkıyor olsa, yani konuşması konusunda kulübü, yani bütün Beşiktaş taraftarları zaten konuşmazsa eğer eleştirir. Ama bu her kulüp için geçerli ve zaten. Ve bunu her kulübün yapması beklenir normalde. Ama bu bahsettiğim, dediğim gibi yani senin söylediğin doğru orada. Şampiyonluk iddiasıyla çok doğru orantılı bir şey. Yani hatta şöyle, karar şampiyonluğu etkileyecek bir puan durumu oluştuğunda, eğer değiştiğinde Beşiktaş'ı şampiyon yapıyorsa o zaman lig tescil olmuyor zannedersem. Ligin tescil olmasını onaylamıyor değil mi? Başkan. Hiçbir şey yani, biz de şampiyon olsak onaylanmasını, tescil edilmesini istemiyoruz diyor. Evet. Başkan. İşte çok aslında konuşacak şey var. Mesela Seren Çetinsay konusu var. Onu da ben gireyim istiyorsan. Evet, evet. Başkan dedi ya, bizim Dursun Başkan şöyle bir açıklama yaptı. Babası aradı dedi. Seren Bey, hayır babam aramadı dedi. Ahmet Nurçebi Başkan, hayır babası aramadı dedi. Ben de bugün tesadüfen bir abimin yanına gittim. Aynı hemşeriler zaten. Ve aynı tarihte Kayseri'delerdi, bir programdalardı. O abim ifade etti. Ben özellikle sordum, Dursun Başkan mı Seren Bey'in babasını aradı, yoksa Seren Bey'in babası mı Dursun Başkan'ı aradım? İki defa sordum. İki defasında da
Seren Bey'in babasının Dursun Başkan'ı aradığını ifade ettiler. Bu önemli bir detay. Tabii. Yani iki defa. Ya arayabilirler. Niye aramasınlar ya? Yani sonuçta ya bizim hani konuştuğumuz insanlar sıradan bir insanlar değiller. Yani hani bir hani şöyle söyleyeyim, bir sınıfları var. Şöyle sınıfları var. Hepsi iş adamı. Eskiden beraberlerdi. Eskiden evet. Bir sürekli görüştüğü aynı dönemin insanları arayabilirler, görüşebilirler, konuşabilirler. Ama şu da bir gerçek. Yani ben şimdi o gün de bunu ifade etti. Seren Bey'in çıkıp o şekilde bir uslupla, o şekilde anlatmasından sonra yani tweet'i silebilirsin. Özür dilebilir. Özür dilemek daha büyüklüktür yani. Özür dilemek büyüklüktür yani. Bu kadar. Kesinlikle. Yani sen bunu ya sonuçta yarın bugün sen hani şimdi Beşiktaş'ta ya da Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de, Trabzon'da diğer takımlarda yönetici olmak ne demek? Başkanlığa bir adımda yaklaşmak demek. Çünkü orada yaptığın hareketler seni başkanlığa iter. Ve başkanlığa geldiği zaman senin başkanlıktaki yolunu da daha önceki yöneticilik yaptığında söylediğin kelimeler önüne çıkar. Ya evet. Yarın bugün bu kelimeler önüne çıktı. Unutulmuyor böyle şeyler çünkü. Unutulmuyor yani, gerek yok. Yani hani gencim dersin, tecrübesiz dersin. Bak başkan da söylüyor zaten. Sayın Ahmet Nur Çebi de diyor. Tasvip etmeniz bir konu diyor. Ya tasvip etmediğin bir konuysa o zaman lütfen yöneticine dersin. Ya bu kelimeyi niye kullandın? Keşke olmasaydı dedi ya başkan. Bunu benim adaşımın Seren Bey'in söylemesi lazımdı. Ya ben keşke olmasaydı, yakışmadı. Ben o günkü Zafer Sarhoş'uyla beraber. Ya tebrik ederim, Beşiktaş güzel oynadı. Kazandı. Sonuna kadar da hak etti. Orada Seren Bey ben Zafer Sarhoş'umla böyle bir şey attım deseydi şu an daha farklı bir yerlere gelirdi. Yani tabii ki ben şunu da tasvip etmiyorum. O yazılardan sonra kin nefretiyle, içindeki kini besleyen insanların ta ailesinin çocuklarına kadar kötü söz kullanmaları ya da tehditvari konuşmaları ben hiçbir takıma yakıştıramıyorum. Kulüp olmaması yöneticilerini lazım. Zaten böyle şeyler yapması. Ama şimdi yani sen var. Zaten önündesin. Yani sen bir tarafsın. Tarafsın sen. Sonuçta Beşiktaş kulübü tarafısın. Sen dersin ki ben kazandık, sonuna kadar hak ettik dersin. Seni belki diğer takım taraftarları da alkışlar. Ama sen gidip öteki takım, yani öteki takımdan kastım Galatasaray rakibin, ezeli rakibinin bu şekilde kötü bir söz söylersen bu senin sırtını, arkanı hiçbir şekilde bırakmaz. Her zaman önüne çıkar. Evet. Kendi camian tarafından da eleştirilirsin tabii böyle bir durumda. Devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı da okuyacağım ilerleyen dakikalarda. Ama az önce de söylediğim gibi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir açıklamasının bir diğer kısmı da var. Onları da bir getirelim ekrana. Konuştuklarımızla da alakalı konular var. İzleyelim. Evet, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili, federasyonla ilgili eleştirilerinden bahsediyor. Tırnak içinde tabii eleştiri iki yönlü de olacağı için şöyle söyleyeyim. Memnuniyetsizliğinden bahsediyor Çebi. O gün seninle başlayayım. Biraz bazı açıklamalara, tescil konusuna girdik zaten az önce ama diğer söyledikleriyle ilgili Çebi'nin yorumlarını alayım. Birazdan sizlerin de düşüncelerini paylaşacağız. Yani Sayın Başkan'ın uzun süredir zaten Türkiye Futbol Federasyonu tarafıyla diyelim Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ne yazık ki bu masaya elini vurma evet. konuşması vardı ya, ondan sonra bir aralarında soğukluk girdi ve karşılıklı açıklamalar gelmişti. Federasyonla Beşiktaş arasında bu sezon anlamsız bir ayrılık yaşanıyor ki şöyle, yani Beşiktaş'ın her açıklamasına federasyondan bir yanıt geldi. Bak. Evet. Bunu yani diğer kulüplere bu denli yapmadılar, bu tutumu sergilemediler. Yani yapmalılar demiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Diğerlerine de böyle yapın demiyorum. Ama Beşiktaş'ın her açıklamasına bir cevap verildi. Her beyanla bir yanıt verildi. Ki ilk başlangıcı da Mehmet Büyükekşi'nin o elini masaya vurarak Beşiktaş'a yönelik açıklamalarıydı. Orada başladı her şey. Ve bu sezon itibariyle birçok fikir ayrılığı oluştu. Bu fikir ayrılıklarını tartışabilir. Uzun sürede tartıştık Gaziantep-Hatay maçlarını. Bu bir fikirdir dedim yani her zaman. Tartışılabilir. Üzerinde tartışılması gereken bir konuysa tartışılır. Örtbas etmeye, perde arkasını etmeye gerek yok. Yani, öyle değil mi? Biz de burada sen dersin ki hayır, Beşiktaş'ınki doğru değil isteği. Ben derim ki doğru. Bir başkası aynı şekilde. Ya cevaplanmış ki, ama yani o gün yani istek cevaplanmış. Hayır, istek. Şu an için söylemiyorum. Ama onu işte Kulüpler Birliği toplantısında konuştular onu. Abi şöyle, Kulüpler Birliği toplantısında konuştular da Kulüpler Birliği'ne görüşler bildirilmeden
karar alımına. Daha kaçıncı günüydü depremin? Hemen ortaya bir kara çıkarıldı. O gün daha... Ben o gün oradaydım yani. Bak ama şöyle bir şey var. O gün bir alelacele alınan bir karar var ortada. Yani neden alelacele biliyor musun? Zaten çabuk olduğu, sezon sonu mu beklenecek bir ifadesi geliyor mesela karşı. Ya ne zaman alınacaktı bu karar? Tamam alınacak da mesela federasyonun o dönemde sonradan aldığı birçok karar var. O arada 3 haftalık dilimde. Mesela onları niye 3. 4. günde almadı? Yani o arada yani 3 haftalık süre var değil mi? Futbol kamuoyunda belki konuşacak. Ya yani kulüp başkanları, kulüpler birliğinde bunu tartışacak, konuşacak. Acele bir karar alın dedim ben her zaman. Doğru yanlış ayrı bir şey. Herkesin kendi cephesinden baktığında doğru gördüğü ya da yanlış gördüğü bir şey. Yani Sayın Başkan'ın burada deplasman açısından bakıp da ya biz burada eşit durumda yarışmamış oluyoruz demesi bence doğru. Ha, ama 5 puanların silinmesi, 3 puanların alınması buna bir şey diyemiyorum. Doğru mu yanlış mı? Ben burada net doğru ya da yanlış diyemem. Ama deplasman açısından sonuçta Beşiktaş rakiplerin bir rakibinden iki, bir rakibinden bir maç fazla oynamış oluyor. Burada da bazı serzenişlerin olması bir kulüp tarafından doğal karşılanabilir. Burada biraz ifadeler, yani Sayın Mehmet Büyükekşi'nin mesela son açıklamasını dedim, herkes evinin önünü süpürsün. Evet. Yani böyle doz artmaya devam ediyor. Yani tabii şimdi kulüpler de dozunu arttırıyor. Sayın Büyükekşi de biraz daha üstünden arttırmaya çalışıyor. Yani bu iklim ne zaman bundan iki ay önceki o herkesin yan yana görüntü verdiği, güldüğü, yani... işte, Sayın Ali Koç'un Erden Timur'a takıldığı mesela, espri yaptığı, o güzel görüntüleri... Böyle şeyler olması mı lazım hani ama bir ya araya gelmek diyoruz yani için mesela, olmasın. Tartışıyorlar, işte görüyorsun yani bir yerde bir araya geliyorlar, şakalaşıyorlar, ediyorlar mesela. Şimdi ya söylesek desek ki Ali Koç işte Erden Timur şakalaştı, görüntü olmasa kimse inanmaz değil mi? Birbirlerine tabii, tabii. İnanmaz ama görüyorsunuz işte. Dolayısıyla biraz iklimin değişmesi mümkün görünmüyor. Şimdi Sayın Başkan da burada federasyonun başarısız, iyi niyetli çalışan ama başarısız olduğunu söylüyor. Açıkçası ben de federasyonun şu ana kadar mevcut federasyon yönetiminin yaptığı yani iyi bir iş olarak hani bir proje bir şey ligin değerine bir şey katacak durum. Şeffaflık sözü vermişti ve ya bunun için bir şeyler katılırız katılmayız yapmaya çalıştı aslında federasyon. Farklı şeyler yapmaya çalıştı diyelim. İşte var kayıtlarının açıklanması gibi. Açıklanmadı ki. Bir tane açıklandı. İşte, şey söyleyeceğim yani bu şeffaflık mı? Ya hayır. Bir tane, iki tane var kayıtı açıklandı. Şunu kastediyorum. Yani ben o taraftan biri gibi söylemiyorum. Sadece bu... Yok yok tabii ki hani, sen düşünceni söylüyorsun. Hayır düşüncemi söylemiyorum. Yapılandan bahsediyorum. Bu amaçla yapıldı muhtemelen bu ama beklendiği gibi olmadı. Çünkü sadece iki maç açıklayarak kimseyi mutlu memnun edemezsiniz. Yani iyi niyetli olabilirsiniz ama hatalı evet, iş yaptınız. Evet onu kastediyorum. Orada literatüre de bir tane kelime çıktı. Offside'ımsı. Evet şimdi herkes onun üzerinden yorum yapıyor. Şimdi konuşuluyor İstanbul'umsu konuşuyor. Her şey konuşuluyor Merkez yani. Merkez Hakem Kurulu'na bir kadın başkan atandı. Bu yani şimdi siz de bunu kabul edin. İlk atama yapıldığında tebrik edildi, başarılar dilendi ve gurur duyduk bir kadının orada olması. Ama şimdi geldiğimiz noktada en çok eleştirilen isimlerden biri haline geldi Lale Orta. Ama ilk başta göreve getirildiğinde herkes hani bu da bir yenilikti, bu da bir ilkti, mutlu etti. Şunu kastediyorum yani amaç bazı ilklere imza atmak, farklı bir şeyler yapmaktı belki ama sonuçları beklendiği gibi olmadı. Vallahi yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı değiştirmek bir yenilik mi? Bugüne kadar birçok federasyon başkanı... Kadın başkanı olarak yani, söylüyorum. Kadın erkek olarak geçmişte çok yoktu. Açıkçası ayırt hani, etmiyorum kadın bu açıdan. Kadın hakemler artsın diye ya, konuştuğumuz... Güzel bir örnek tabii ki evet, sporun içerisinde kadının daha en fazla... En başta bir belki kadının olması. En azından açıklamaları daha seçici yapmayı kılar. Çünkü bazen yakışıksız üsluplar olabiliyor. Maalesef oldu ama. Yani oldu da evet belki buna yarayabilir ama onun dışında her federasyon başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı değiştiriyor. Zaten onunla ilgili de hakem, bir ifadesi var Çebi'nin de. Değişen ne oluyor? Hiçbir şey. Ya burada evet. Hakemlerle ilgili ne yapıldı mesela mevcut yönetimde? Hiçbir şey. Daha önceki yönetimde bir şey yapıldı o da olmadı. Hayır, görevden Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapmak istedi. Hı hı. Ayırt edelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapmak istedi ama yaptırmadılar. Evet. Ayrı bir şey. Burada TFF ne yapıyor? Şimdi ben federasyonla ilgili başarı başarısız kıstasını şöyle kılarım. Bir, ligin marka değerine ne katkı sağlamış? Federasyonu web sitesini değiştirdi.
Çok güzel. Twitter'a hesap açtı. Elemanları harika. Değiştirdi. Çalışanları değiştirdi. Harika. Çalışanları dijitalleşme. Tabii çalışanlar değişti, kadro değişti. Onu, hiç tanımadığımız isimler geldi. Marka değeri şimdi. Yani ligin yayın geliri arttı mı? Hayır. Onun dışında Türkiye milli takımının bulunduğu konumda bir değişiklik var mı? Milli takımın hocası başarılı mı? Bir sistem düzeldi mi? Alt yaş kademelerinde düzelme var mı? Yok, alt yaşta da. Liglere bakalım. Süper Lig'den bölgesel amatör lige kadar bir düzen, bir sistem var mı? Yok. Bu sezon başında rezerv lig kuruldu. Ellerini yüzlerine ulaştırdılar. Şimdi ne yaptınız? Yani şunu yaptık deyin ya. Deyin ki biz şunu yaptık. Bakın bu işlerde Türk futboluna değer kazandırdık. Ya bana bir tane örnek gelmiyor. Web sitesi yenilemek, Twitter'a hesap açmak. Yani onun dışında kulüplere ekstra gelir sağlayacak, ligin değerini artıracak ne yenilikler oldu? Hiçbir şey. Yani da hani futbol iklimini değiştirebilecek, Türk futbolunun sistemi değiştirebilecek, en azından bu hakemlik sistemindeki problemleri ortadan kaldı. Hiçbir şey olmuyor. Ya bugün biz hep Süper Lig'i konuşuyoruz. Alt yaş, yani alt liglerde, alt yaş kategorilerinde neler yaşanıyor ya? Kadın futbol takımı Antalya Beşiktaş maçının rövanşına çıkamadı. Neden? Yani şimdi temelde bir sürü problem var ama biz hep aynı konuları konuşuyoruz. Yani Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz diyoruz ama konuştuğumuz şeyler işte o onu aradı mı, bu buna niye bu açıklama yaptı? Sürekli açıklamalar. Proje, icraat sıfır. Ben de katılıyorum Sayın Ahmet Nur Çebi'ye. Şöyle ki Sayın Mehmet Büyükekşi iyi niyetle belki bir şeyleri başlatmak istedi. Mesela bunlardan bir tanesi rezervlik olabilir. İşte Stefan Kuntz'un milli takımın başına getirilip yeni bir milli takım havası yaratmak. İşte ben şunu düşünmüştüm ilk geldiğinde. Stefan Kuntz buraya geliyorsa Almanya U21 milli takımı teknik direktörü olarak geldi buraya. Demek ki yani A milli takımla alt yaş kategoriler arasında bir bağ kurulacak ve alt yaştan itibaren Türkiye zamanında Belçika'nın yaptığı gibi bir benzeri hamleyle ya da Hollanda'nın sonradan yaptığı gibi bir hamleyle atılım gerçekleştirecek. Ama öyle bir şey de yok. Sadece A milli takıma görevli olarak getirildi. Evet. Belki iyi niyetliydi ilk başlangıçta ama devamındaki işleyişte sıfır. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Özellikle Ahmet Nurçevi'nin açıklamaları biliyorsun. Özellikle deplasmana biz daha fazla gittik. Diğer takımlar deplasmana da gitmedi. Evet. Dedi deprem nedeniyle çekilen takımlar yüzünden. Ben Kulüpler Birliği toplantısındaydım. Ondan sonra açıklama yaptılar. Tamam dışarıda bunu konuşmayabilirsin ama içeride bunu konuşmuşsunuzdur. Yani orada bir çoğunluk olmuştur. Çoğunluğa göre de karar verilmiştir. Zamanında zaten mesela şu an önümde benim Kulüpler Birliği'nin bir açıklaması var. Galatasaray hariç 17 kulübünün imza attığı Kulüpler Birliği Vakfı açıklaması. 28-11-2018. Ligimizde her daim hakem hataları olmuştur ve olacaktır. Çünkü insanın var olduğu her yerde hata da işin bir parçasıdır. Sen burada tek başına kalmışsın 18 kulüp içerisinde. Şimdi geldiğimiz noktada sen böyle bir açıklama yapıyorsun. Zaten federasyon açıklamayı yaptı. Dedi ki hayır olmaz dedi böyle bir şey dedi. Bizim aldığımız kural geçerli dedi. Ve daha sonrasında tekrar Beşiktaş Kulübü bunu köpürtmeye başladı. Federasyon yine açıklama yaptı. Geldiğimiz noktada şimdi ilk açıklamayı yaparsın. Herkes der ki aa bak Beşiktaş ne diyor? Bir bakalım araştıralım der. Sonra muhatabı sana döner der ki hayır kardeşim bu iş bitmiştir. Ben Futbol Federasyonu Başkanıyım. Bu iş Beşiktaş'ın talebini okeylemiyoruz, onaylamıyoruz. Evet. Ve oy birliğiyle yani diğer kulüplerin oy birliğiyle fazlalığıyla hatta. Daha sonra sen bu açıklamayı yaparsan ve sürekli bu açıklamayı yapmaya çalışırsan Beşiktaş taraftarına bu açıklamayı yaparsın. O yüzden Beşiktaş Başkanı bundan sonraki açıklamanın hepsini Beşiktaş taraftarına yapıyor. Kamuoyuna yapmıyor. Oy birliği değil ama yalnız. Ya yani. 13'e 5. Ya ilk başlangıçta o kulüpler birliği toplantısında ilk başlangıcı son başlangıç önemli değil. Hayır, o zaman bir daha yapsınlar. Çok üzüldüm. Bir daha sonradan neler yaşandığını o telefon hatlarının abi ben ne zaman bakarım biliyor musun? Fikir değiştiren kulüpler. Yok ben şuna bakarım. Kulüpler birliğinin o günkü toplantısında yaparım. Bu arada o kulüpler birliği açıklamasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani yanlış anlaşılmasın. Neden? 2018 dedi Serhan abi. 2018'de Sayın Başkan Beşiktaş'ta Yok ben onu başka örnek Fikret olarak Orman, yok, evet. başka örnek başkanı. Gösteriyorum sana. Yok hayır. Ahmet hani bazen o dönem var mı diye yani mesela en azından Beşiktaş'ın yanında burada 3-5 kulüp vardı ya da 10 kulüp vardı. Kaç kulüp ben varsa o da şey Galatasaray açıklamasa tek kulüp. Ben onu söylüyorum. Galatasaray kaldı. Hani Sayın Ahmet Nurçebi o dönem Beşiktaş'ın başkanı diye algılanmasın diye söylüyorum. Şimdi tepemenin değişmesi daha faydalı olabilir diyor başkanı.
Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın eleştirmesi, bir kişi tarafından eleştiriyorsa, diğerleri memnunsa, başkan memnun işini mu yapmıyordur. İki kişi eleştiriyorsa, diğer kulüpler memnunsa, başkan yine işini yapmıyordur. Bütün kulüpler eleştiriyorsa ve bütün herkes federasyonu eleştiriyorsa doğru demek yapıyor. Ki doğru yapıyordur. Ama bir şey de yanlış yapıyor. Çünkü senin buradaki yanlışın MHK'deki hakemlerinin yapmış olduğu hatalar. Sen bu hatalar nedeniyle sezon sonuna kadar bazı hakemleri fişini çekiyorsan ve bu hakemlerin bariz hatalar yaptığını kabul ediyorsan sen burada yanlışsın. İşte o zaman başarısızsın. Öteki tarafta kurtarıyorsun ama burada artık kurtaramıyorsun. Çünkü senin işinin iyi yapıp yapmadığını sahadaki hakemlerin belirliyor. Sahadaki hakemlerin, sen gidiyorsun VAR kayıtlarını açıklıyorsan ki sırf Galatasaray için VAR kayıtları açıklandı. Beşiktaş'ta var. Ya Galatasaray maçındaki barisi ön plana çıkardı. Ama bir şey söyleyeyim. Bir hafta önceki Beşiktaş maçı da tamam. Açıklandı işte. Beşiktaş o da çok maçından acayipti. Bir şey kaldı mı? Literatüre şu an tek kalan şey offside'ımsı değil mi? Ve Beşiktaş... Hayır canım kaldı. Orada da ya... işte şimdi mesela bu taleple ilgili olarak tam tersi Beşiktaş'ın rakipleri peki, o maçı örnek gösteriyor. Galatasaray puan kaybettiği için Beşiktaş. Özellikle o maçtaki yapılan hatanın tekrar çıkartılması, şey Galatasaray o hatanın tekrar söylenmesi için başvuruda yaptı mı? İki maçta biri Beşiktaş'ın, diğeri Galatasaray'ın lehine karar çıkan maçlar. Bunu söylememiz lazım. Yani farklı değil. Biri Enkudu pozisyonu. Evet, biri Enkudu pozisyonu, diğeri geldiğimiz iptal noktada, eden gol. Eğer sen bir yerde doğru iş yapıyorsan, herkes seni eleştiriyorsa doğru iş yapıyorsun. Ama bu konuda öyle düşünmüyorum ama. Yani yok. TFF konusu öyle bir şey değil. Şimdi marka değeri dedin. Kim marka değerinin yükselmesini istemez ve orada bir hareketlilik olmadığı için herkes memnun değilse evet... Yani bir şey yapılmamış demektir. Aha. Senin söylediğin biraz şey gibi. Evet, kimseyi kayırmıyor. Evet, zaten öyle bir şey olamaz ki yani. Bu söz konusu bile olmamalı. Yani bu tartışılmamalı bile. İşte ben kayırmıyor oradan geçirdim. Kayırıyor hakemler tarafından aldım. Yani bence o şekilde bir denklem kursak daha iyi olur. Yani benim anlatmak istediğim o. Sen yani yukarıdan, doğru yapıyor diyorsun. Sen yukarıdan, yok sen yukarıdan bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyorsun ama aşağıdaki bir şeyler yanlış yere götürüyor seni. Benim ama bir da... federasyonu değerlendirmem sadece hakemler üzerinden olmaz. Hakemler bu evet büyük bölümü olabilir. Evet. Yani bu müessese büyük bölümü olabilir ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahsediyorum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu doğru iş yapıyor demiyorum zaten. Hani amirli takımından bölgesel noktayı... amatör ligine kadar konuşurum ben yani. Evet. Peki bu konu çok daha onu da uzar. Çok fazla konuşmaya gerek yok zaten. Ali Palabıyık'ın Ali Palabı'nın düdüğünü Galatasaray'a astıramadı. Fenerbahçe astıramadı. Beşiktaş'ta astıramadı. Bandırma Spor astırdı. Ben buradan Bandırma Spor'da sonuna kadar kutluyorum. Tebrik ediyorum. En büyük Bandırma yani o bu zaman. Bu arada mesela Ali Palabıyık bu sezon Beşiktaş'ın hiçbir maçını yönetmedi. Geçtiğimiz sezon çünkü son maçı Beşiktaş Adana Demirspor maçıydı. Hatırlarsınız olaylı maç. Balotelli'nin o Sergen Yalçın'a hareket yaptı ve bir özellikle pozisyonların tartışıldığı bir maç vardı. O maç ondan sonra hiç maçını yönetmemişti. Evet, biraz izleyici yorumlarını okuyacağım. Lütfen. Yakup Bey yazmış, diyor ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yöneticileri sürekli azalet diyorlar. Neden bunların Anadolu takımlarının hakkı yendiğinde konuştuğunu, tepki gösterdiğini görmüyoruz? Adaleti kendilerine istiyorlar. Sonra biz adalet istiyoruz diyorlar yorumunu yapmış. Beytullah Bey de diyor ki futbolu futboldan gelenler yönetse daha başarılı oluruz. Türk futbolunun kanayan yarısı bence zenginlerin kulüp yönetmesi yorumunu yapmış. Biraz daha bakalım izleyici yorumlarına. Yayıncı bulamazlar demiş seneye bu TFF kalırsa diye yorum yapmış. Şu ülke futboluna forması üzerinden çıkaran bir başkan gelsin. TFF'de baştan aşağı değişmeli demiş. Şimdi izleyicilerimizin de memnuniyetsizlikleri var. Onları da okuyoruz tabii ki. Engin Bey diyor ki Ahmet Nur Çebi emsal kararlar uygulanmasının Beşiktaş'a kıyak yapılsın, kendi kötü başarısız yönetimi aklansın istiyor yorumunu yapmış. Böyle bir amacı olduğunu söylemiş. Mert Topal, Mehmet Büyükekşi başarısız olduğuna ve değişmesi gerektiğine katılıyorum ama yeni gelen başkanın vizyonlu olması ve eğitim alması gerekiyor. Her sene bu değişiklikler oluyor ama kimse bu lige fayda sağlayamıyor yorumunu yapmış. Mehmet Büyükekşi'nin hakkını vermem gereken bir konu var ama. Buyurunuz. O da Sayın Başkan'ı tebrik ederim. Stefan Kuntz'u gönderip seçime şurada yani federasyon seçimine sayılı günler kala yeni bir teknik adamla imza atma çalışmalarını bertaraf etti. Yani orada doğru olması gerekeni yaptı. Yeniden federasyon başkanlığına aday ama yanılmıyorsam 40 gün var. Öyle değil mi Serhan abi? Tabii tabii. Haziran 22'si miydi? Yani 40 günlük bir süre varken Türkiye, o dönemde de milli maç
kritik bir milli maçımız da yok. Yani şu anda bir değişikliğe ihtiyaç da yok. Bir teknik adam değişikliği olması doğru olmazdı. Ama orada da bir şeyi sürekli zorluyorlar. İlk önce bir Arda Turan'la bir yoklama çekmeye çalıştılar. Şimdi Abdullah Avcı ile bir yoklama çekmeye çalıştılar. Ümit Milli Takım için Arda Turan değil mi? İşte genel anlamda yani bir şekilde birilerini bir yere sokmaya çalışıyorlar ama ne olacak? Benim şaşırdığım şu, Selim abinin tabii bugün sabah gazetesindeki hani cevabıydı bu. Soru cevap yapıldı. Evet. Selim Soy'dan yani eski buradaydı. Bir önceki Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisinden bahsediyoruz. Hamit Altıntop'un bu değişimi istediğini söylüyor. Yani Hamit Altıntop'un Stefan Kuntz'a bir oyuncu ile ilgili oynatmasını istediği, bugüne kadar yaptığını ama son maçlarda bunu yapmadığını, dolayısıyla bundan sebep aralarının açıldığı ve değiştirmek istediğini söylüyor. Hani futboldan gelenler yönetsin diyoruz ya, yani burada eğer ki böyle bir durum varsa ki Selim abi bunu söylüyorsa, yani vardır demek ki böyle bir şey. Yani öteki taraftan Hamit'i de dinlemek lazım mı bence? Yani Hamit Altıntop'u da dinlemek bir lazım. Açıklama... Çünkü Hamit Altıntop da muhatabıdır bunun yani. Tabii ki elbette bence bir açıklama. Bence yani Selim abi bunu söyledi diye. Bu arada açıklama yapması gerekiyor. Yok yok, Selim abi bunu söyledi diye. Sayın Hamit Altıntop'un da açıklama yapması gerekiyor bence çünkü bu arada. Çünkü benim de bilgilerim farklı, onu söyleyeyim ben sana. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten hiç başlangıçta o dedim ya hani Kuntz'la başlayan macerada beklenti ve gelinen nokta fecaat. Şimdi ben çünkü de Hamit Altıntop'tan beklenen profil bugünkü profil değil zaten. Şimdi Hamit Altıntop'u ben yakından tanıyorum. Yıllardır da dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Ben sadece dostluğumuz, arkadaşlığımıza binaen değil de Türkiye Futbol Federasyonu yöneticine binaen konuşuyorum. Daha önce de kendisinin de biliyorsun Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir sponsoru var. Evet. Sponsorunun araçları başkan da kullanıyor, yöneticiler de kullanıyor. Ama Hamit Altıntop kendi arabasını kullanıyor. Hamit Altıntop Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maaş almıyor. 4 senelik boyunca kuruş para almadığını konuştuk biz kendisi. Kuruş para almadığını dile getirdi. Yani düşün, evi bile evinin yol şeyi var çünkü köprü geçiyorsun, köprü geliyorsun. Onu bile hiçbir şekilde talep etmiyor. Hamit Altıntop eğer bir şey olursa bir şey mi var? Çok ihtiyacı var mı diye bir düşündüm şimdi. Ya niye ihtiyacı olmasın? Herkesin bir ihtiyacı var ki. Yani herkesin bir... Çok uzun zamandır da bu görevde. Yok yani. Herkesin her şeye ihtiyacı var. Yani biz çok ufak hesaplar peşinden koşan kaç tane adam biliyoruz. Teknik adamlar biliyoruz. Kötü örnekleri biliyoruz. Çok fazla olduğu için ona katılıyorum. O yüzden hani ben Hamit Altıntop'un karakterine, insanlığına, adamlığına hiç kimseye laf söylettirmem. Bazı zamanlarda yanlış çıkışlar olmuş mudur? Olmuştur. O vurması, masaya vurması yanlıştır. Ama orada da ifade etme biçimi iyi kullanamadığını düşünüyorum. Şunu da söylüyorum. Hamit Altıntop Kuntz'la ilgili gereği neyse yapacağını ben sonuna kadar biliyorum. Daha önce konuşmamız o şekilde. Ama yeri geldiğinden kendisiyle ilgili ne gerekirse de yapacağını sonuna kadar biliyorum. O açıdan hani diyecekler burada Hamit Altıntop'u savunuyorsun. Şunu ben insanları tanıyorum. İnsan tanıyorum ben. Yıllardır da Galatasaray'da oynamış. Daha sonra Real Madrid'de oynamış. Çok büyük kariyeri olan bir futbol adamından bahsediyoruz. İçimizden futboldan birisi çıksın. Ama içimizdeki futbolda birisi de içimizden çıkan futbolcuyu da yerden yere vurmasın. Bence otursunlar, konuşsunlar. Çünkü işte abi kardeşler. Bir otursunlar, konuşsunlar. Ya abi sen niçin böyle diyorsun? Ben bunları böyle duyduğum için böyle diyorum. Yani abi ya bu çok bana şey geliyor. Hamit Altıntop bir tane futbolcuyu oynat demiş de, Kuntz oynatma demiş de. Yani bu tip bir karaktere sahip bir insan değil Hamit Altıntop. Kuntz da hayatımda gördüğüm en akıllı, kafasını çok iyi kullanan, beynini çok iyi kullanan, Türk zekasına sahip bir Alman teknik adam. Nasıl topu alıp göğsünü yumuşatıp nasıl kafayı vuracağım, şut vuracağını bilebilen bir insan yapısı var. Peki, şimdi virgül koyalım bu konuya. Haberlerimizle devam edelim. Yine yorumlarınızla birlikte döneriz ilerleyen dakikalarda da. Beşiktaş'ta bir iç transfer çalışması var. Haberimizi bir izleyelim, sonra ayrıntıları konuşacağız. Herhalde Beşiktaşların hiçbiri bu üç isimden de zaten vazgeçilmesini istemez şu son haftalara baktığımız zaman. O gün ne diyorsun? Yani Mert Günok 34 yaşında, bir kaleci için 2 yıl daha kontrat verilmesi için çok makul. Çok beğeniyorum. 36-37 yaşına kadar rahatlıkla çıkarabiliyor kaleciler. Ligin en iyi yerli kalecisi. Ben bir yerlik, evet, mevcut performans itibariyle ben şunu söyleyeyim. Ligin şu an mevcut performans itibariyle en iyi kalecisi.
sezonun geneline bakarsak tabii ki Muslera, Mert vesaire bunu konuşuruz. Mert çünkü ilk 11 hafta oynamadı yani. Evet. İşte ben de genel olarak söyledim bunu. Tabii yani. Tabii ben son zamanlarda ben kesinlikle Mert Günok'u tek geçerim. Hatta ben Ersin zamanında lafını kestim, özür diliyorum. Ersin zamanında bile ben keşke Mert oynasa, keşke Mert, ama biliyorsun sakatlık geçirmişti. Şöyle sakatlıktan döndükten sonra Valerian İsmail'in 3-4 maçlık periyodu vardı. Orada istese Mert oynatabilirdi ama işte tercih edilmedi. Mevcutta en iyi şu an kaleci performansı Mert Günok'un. Beşiktaş'a çok büyük değer kattı dönüşüyle birlikte. Tabii tek başına değil. Bunu Cenk Tosun da buna çok ciddi fayda sağladı. Cenk'in attığı gol, yaptığı asist sayısına bakarsak bir kanat forvet pozisyonu için ve ligin ilk bölümünde neredeyse süre almamış bir oyuncu için çok yüksek rakamlar. Zaten o da özverisinin karşılığını kendi kendine attığı gollerle, yaptığı asistlerle opsiyonunu bir yıl devreye sokarak almış oldu. Tabii şöyle bir şey var. Bu üç oyuncundan Mert Günok, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın üçünün de sözleşmesi 2024'te Haziran ayında bitiyor. Yani bir yıl kontratı kalacak yeni sezonda. Dolayısıyla Beşiktaş yönetimi yeni sezon içerisinde hani bu sözleşme görüşmelerinin sezon içerisinde kalmasını istemiyor. Çünkü bazen bunların takımlara olumsuz yansımalarını görüyoruz sezon içerisinde. Evet. Sezon başlamadan üç oyuncunun da form grafiği çok iyi noktada. Dolayısıyla bugünden yarına bu imzaların birer yılda, yani iki yıllık revize bir şekilde uzatılabileceği düşünülüyor. Ve aldıkları ücretlere de baktığımız zaman biraz maaş dengesine şöyle bir göz atarsak, yabancı oyuncu skalası vesaire. Şimdi Cenk Tosun 10 milyon TL kazandı bu sezon. Yani lig bitiminde 10 milyon TL. Gelecek sezon opsiyon devreye girdi 18 milyon TL. Şimdi düşündüğünüz zaman 1 milyon euro almıyor yabancı oyuncu kıyası yaptığımızda. Onun dışında Salih Uçan 8 milyon TL. Katkı ve aldığı para açısından da tabii ki bakmak lazım, irdelemek lazım. Salih Uçan 8 milyon TL. Salih'in bu sezonki form durumu ortada. Sadece bir dönem bir sakatlığı, peş peşe sakatlık yaşadığı dönem vardı. Birkaç hafta böyle düşüşte oldu. Ama sezonun girişindeki bölüm çok iyi bir Salih Uçan. Ve tekrar son dönemde Amir Hacı Ahmet Öğüç'ün takıma katılmasıyla birlikte yeniden çok iyi bir Salih Uçan. Mert Günok da aynı şekilde. Dolayısıyla burada 3 tane oyuncu, yani hani biz şunu yapıyoruz ya. Üçü toplam ne alıyor? Şöyle 28 milyon TL. 28 milyon alıyor. Elin rolda geliyor 1,5 devam milyon. Devam edeceğiz. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından son sayfada ikinci dilimde birlikteyiz. Bir yere ayrıldık. Evet, önemli Fenerbahçe için şu maçlar. Aldığı her sonuç ve takımdaki her oyuncu aslında, öyle evet. Söyleyelim. Sivasspor maçı hiç ihtimal verilmiyordu Fenerbahçe'ye. Ben burada çünkü izleyicilerle yorumlarını birlikte okurken galibiyet beklemiyordu kimse Fenerbahçe'den. Bir de böyle net bir galibiyet daha doğrusu. 10 kişi kalmışken. Evet ama net bir galibiyet aldı. Kupa maçında golsüz bitti. Durgun bir maçtı ama iki ayaklı olduğunu hatırlatalım. Muhtemelen ikinci maç çok daha hareketli geçecektir. Öyle tahmin ediyorum. Muammer çok iyiydi o maçta. Tebrik ederim. Evet. Yani Ali Şaşal mı, Muammer mi? Ali Şaşar. Ali Şaşar'la çok iyi maçları vardı. Ali Şaşar olsun. Yani onun şey ya çok iyi oluyor ya çok kötü Avrupa'da oluyor. Avrupa'da mesela çok iyi maçları vardı. Bir de sakat sakat oynayıp hocasının devam ettirmesi de çok farklı bir şekilde. Ama geldiğimiz noktada Muammer'in de kupa mesaisi olağanüstü. Tebrik ederim yani. Tebrik çok etmek güzel lazım pozisyonlar. Kesinlikle. Fenerbahçe'yi de oyundan dolayı tebrik ederim. Şimdi bir de yine zor çünkü düşme hattında işi hiç de kolay değil, hatta belki de kurtarması çok zor bir Giresunspor var. Tabii. Yeni hocası İrfan Hoca ile. O gün seninle başlayayım. Maçı konuşalım biraz. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani burada Giresunspor deplasmanına baktığımız zaman büyük takımların, büyük diye adlandırdığımız takımların hepsinin hemen hemen iki sezon içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaşadığı bir deplasman, evet. Ki bu kez o sıkıntıları çok derinden hisseden bir Giresunspor var. Yani kazanamazsa hani kümede kalma şansı çok çok zayıflayacak. Çünkü bugün de Sayın Başkan'ın açıklaması vardı, Giresunspor Başkanı'nın. 4 maçın 3'ünü kazanırsak rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. 4 maçın 4'ünü kazanmalıyız ki diyor kümede kalalım. Diğer türlü rakiplerimize de bakacağız. Zor bir senaryo tabii ki kendileri açısından. Ama işte o final maçı havası olacak. Fenerbahçe adına elbette kağıt üzerinde oyuncu kalitesi, kadro, mevcut performanslar, galibiyet serileri vesaire baktığımızda Fenerbahçe diyebiliriz. Ama bu tip maçlar
Hele ki bu aşamada çok ciddi sorunlar çıkarabiliyor. Bunu sadece bize özgü bir durum da değil. Bütün liglerde bunu yaşandığını görüyoruz. İşte Premier Lig'de Arsenal'ın örneği var çok basit. Napoli 2 hafta üst üste kazanamadı. Yoksa bu şimdi yeni ilan etti. Geçen hafta da ilan edebilirdi şampiyonluğunu. Trabzonspor geçtiğimiz sezondan örnek verebiliriz. Son dönem belki daha erken şampiyon oldu ama bir bocalama dönemi yaşadı ciddi bir şekilde. Evet. Beşiktaş yaşadı. Bir golle şampiyon oldu. Bu haftalar hani kağıt üzerinde maçların sonuçlarını favori diye görebileceğimiz haftalar değil. Bir tarafı favori görebileceğimiz haftalar değil elbette. Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında lig maçında çok iyi bir grafik ortaya koydu ki burada özellikle ikinci devreyi tamamen bir kişi eksik oynamak ve Sivasspor'a karşı Sivas deplasmanında oynamak hiç kolay iş değildi. Tabii burada kupa maçındaki iki ayaklı olmasının da etkisiyle birlikte biraz daha orada bence oyuncular skor avantajını 0-0 Fenerbahçe adına bir skor avantajıdır. Evet. Skor avantajını kendi evine taşımak istediler. Burada Altay ve Lincoln Henrique sadece haberde şöyle bir ifade vardı. Altay'ı ligin son maçı olan Galatasaray'a yetiştirmeye çalışacaklar. Yetiştirmeseler de olur bence. Ben de onu söyleyecektim. İrfan Can'ın performansını da konuşalım. Yani bana güven vermiyor. Bana acele edilmesini gerektiren bir durum yok gibi duruyor. Çünkü bu sezon Altay'ın birçok maçta hatasını ve kötü performansını izledik ki ilk derbi maçı da bunlardan bir tanesiydi Galatasaray derbisi. Yani hani bazen çünkü oyuncuları acele ettirmek adına zorlayarak maça çıkardığınızda yeni sakatlıkları ama ön ayak oluyor. O gün İrfan Can'ın bu seneki Altay'dan sonraki aldığı performans bence Altay'ın bu seneki kötü performansıyla doğru orantılı. Yani bence iyi maç. Ben beğenmiyorum İrfan Can Kahveci. Yani İrfan Can Eribayat. İrfan Can İrfan Can Kahveci de beğenmiyorum bu arada. Genel olarak ama son dönemde. Genel anlamda beğenmiyorum. Genel anlamda son dönemlerde biraz oynadığı pozisyon itibariyle biraz güzel eğilim, doğru eğilim gerçekleşti ama genel anlamına baktığında İrfan yani, Can Kahveci'yi beğenmiyorsun genelde. Yani biliyorsun. Sana çok eleştiri gelecek şu an. O yüzden vurguluyorum bunu. Yok. İrfan Can Kahveci. Ama genel performansı İrfan bu. Can Kahveci. Hayır, genel olarak, futbolcu olarak beğenmiyorsun. Bu sene beğenmiyorum. Performans çok kötü bu seneki performans. Bu seneki performans. Total performans. Ama yok yani ben bu seneki performansı. Ben şöyle anladım. Bir futbolcu olarak beni beğenmediğim bir futbolcu gibi söylüyorsun olarak yok, anladım. Yok. Bu seneki performansını İrfan Can Kahveci'nin hiç beğenmiyorum. Eribayat'ı da beğenmiyorsun. İrfan Can Eribayat'ın da performansını beğenmiyorum. Çünkü çok fazla kalede güven vermiyor. Çünkü Fenerbahçe gibi bir takımın şampiyon yolunda giden bir takımın iyi kurulan bir kadronun yani çok fazla güven vermiyor bana İrfan Can Eribayat. Şimdi bir hatırlatma 0552 915 82 95 telefon numaramız. Telefon numaramıza da videolarla sorularınızı, görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Bir tane sorumuz geldi. Tam da konuştuğumuz konuyla ilgili olduğu için getirelim. Herkese iyi yayınlar. Ogün Bey ve Serhan Bey'e Fenerbahçe ile ilgili iki sorum olacaktı. Birinci sorum, kaleci Altay'ın sakatlığından beri biliyorsunuz ki kaleyi İrfan Can Eribayat koruyor. Ve bence de gösterdiği performansla da kaleci Altay'a göre taraftara daha fazla güven veriyor. Altay da iyi bir kaleci ama İrfan Can Eribayat bu konuda bir adım daha önde görünüyor. Kendi fikrim böyle. Sizin fikriniz nedir bu konuyla ilgili? İkinci sorum da Fenerbahçe şu anda topladığı puanlar açısından deplasman lideri konumunda. Eğer şampiyonluk mücadelesi yani bu iş son maça Nef Stadyumu'na kalırsa ve Fenerbahçe'de Galatasaray'ın karşısına 3 puanın altında bir puan farkıyla çıkarsa bu deplasman performansı Fenerbahçe açısından bir avantaj mıdır? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Herkese iyi akşamlar. Coşkun Bey teşekkür ediyorum. İrfan Can Eribayat konusunda. Evet, ben aynı fikirdeyim. Ben de benzer fikirdeyim. Ya Altay ile kıyaslamamakla birlikte İrfan Can'ın da kötü olmadığını. Şöyle yetenek açısından değerlendirmek çok farklı. Mevcut evet. Performans açısından farklı. İrfan Altay bu sezon çok eleştirildi. Birçok maçta taraftar tepkisine maruz kaldı ve ben özellikle Altay ile ilgili bu tip konularda savunma pozisyonundaydım. Neden? Çünkü Altay'ın neler yapabileceğini daha önceki evet. sezonlarda gördünüz. Her kalecinin böyle inişli çıkışlı dönemleri olabiliyor. Mert Günok sakatlanmadan önce Beşiktaş'taki maçlarında güven vermiş miydi? Yani Giresunspor maçıydı son maçı. Ondan önceki maçları yani
Kalecilerin inişi... Yani Mert Günok'u her zaman çok beğendim yani. Çok ayrı bir şey. Çok, ayrı bir şey. Süper bir kaleci. Ya bir ara mesela bakıyoruz. Bursa Spor'da yedek kaldığı dönem vardı. Bursa Spor'un kalecisiyken. Her oyuncunun böyle inişi çıkışı grafikleri olabilir. Önemli olan burada zaten ne verebileceğinizi bildiğiniz oyuncuyu kaybetmemek. Mevcutta ise İrfancan Eğribayet'in performansına baktığınız zaman Altay'ın varlığı ile İrfancan'ın varlığı arasında ben çok büyük farklar görmüyorum. Yani Altay yoksaydı Fenerbahçe daha iyi olurdu. Hayır, İrfancan varken Fenerbahçe daha kötü değil ki, Altay yoksa daha iyi olacak. Ve İrfan'ın performansı bence bazı maçlarda gerçekten iyiydi. Yani belki Ankara Gücü maçı var mesela burada. Kimine göre Ankara Gücü maçı iyi değil, kimine göre iyi ama İstanbulspor maçı var. İstanbulspor maçı var. İyi ben genel yani. Olarak baktığımda mevcutta Altay'ın sakatlığından sonra İrfan Can pozisyonunda ya yani kale pozisyonunda bir problem görmüyorum ki Altay'ı da zorlayarak hani son maça çıksın zorlamasının olmaması gerektiğine inanıyorum. Onun dışında Fenerbahçe evet belki deplasman konusunda lider olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Fenerbahçe bu sezon hiçbir kritik eşiği aşamamış. Bir tane bile kritik eşik yok. Evet. Ya bak çok fazla var. Bu sadece ligin zirvesindeki rakipleriyle oynadığı mücadeleler açısından değerlendirmiyorum. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor denklemine bakmıyorum. Ümraniye, İstanbulspor, Giresunspor. Yani İstanbulspor maçı da mesela bir eşikti. Atlayamadı. Yani bu tip maçları çok sıkıntı çekti. Şimdi evet deplasmanda belki tabloda ilk sırada olabilir ama gideceği deplasman sıradan bir deplasman değil. Sıradan bir maç atmosferi de olmayacak. Zor dolayısıyla maç yani. Galatasaray kendi evinde. Ben avantaj görmem. Kendi evinde muhteşem oynayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Yani o zamana bırak, ben Galatasaray'ın o zamana bırakacağını zannetmiyorum. Öyle de bir sıkıntılı süreç var. Bana şimdi diyeceksiniz ki İrfan Can Kahveci'yi beğenmiyorsun, İrfan Can Eribeyat'ı beğenmiyorsun diyeceksiniz. Kimi beğeniyorsun derseniz ben kesinlikle ben bu senenin en flash isminin Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu olduğunu söylerim. Arda muhteşem. Emre Mor'u ben beğeniyorum. Evet. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama diğer tarafa geldiğimizde İrfan Can Kahveci biliyorsun Galatasaray'ın da peşinde koştuğu, Fenerbahçe'nin aldığı. Ondan sonra aldığı parayla oynadığı futbolu çok orantısız olduğunu düşünüyorum. Yani transfer çalımıydı ama çok iyi bir işler yaptığını düşünmüyorum. Diğer tarafta da Samsun'a da çok sevgiler, saygılar, beyefendiye de teşekkür ediyoruz dileklerinden dolayı. Ama ben o şampiyonluk yolundaki virajın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacağını düşünmüyorum. Daha önceden dananın kuyruğu kopacak gibi geliyor bana. Dursun Özbek de benzerini söylemişti. O gün sana bir soru var İbrahim Bey'den. Fenerbahçe stoperde Luan Perez de çıkmalı. Samet'ten daha iyi bir performansı var, Perez'in yorumunu yapmış. O da dönmüştü biliyorsun takıma. Sen nasıl yorumlayacaksın? Bek oynadı. Bir de. Evet, katılırım. Şöyle ki dörtlü oyun sisteminde sol stoper olarak değerlendirilebilir. Üçlüde de belki merkezde Atilla Salahay'ın çekilir, Luan Perez'in sol kenar oynadığı olabilir. Çünkü Luan Perez sol bek pozisyonuna da çok alışık. Marsilya'da sık sık oynadığı mevki. Sol stopere de aynı şekilde alışık. Atilla Salahay'ın performansı bu sezon iyi değildi. Belki öyle bir deneme yapılabilir. Üçlü oynayacaksa şayet. Sağda Serdar ya da Samet'ten birisi ki Samet'i daha fazla öne çıkaracağını düşünüyorum. Ben bu sezon yani ikinci devre itibariyle Samet Akaydın Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu. Serdar Kelleci ile de selam olsun. Herhalde anlaşamadığım konulardan çok ağır. Anlaşamadığım konuların başında geliyordu Samet Akaydın konusu. Yani hiç hani güven vermiyor diyoruz ya. Az önce mesela İrfan Can Eribeyat için. Bana güven vermiyor. Fenerbahçe'de bana en güven vermeyen mevki stoper attı. Tabii bana güven vermiyor. Kale falan değil. Konuda... Stoper attı. Mesela ben Tayyip Talay'a da güven vermediğini düşünüyorum ben. Beşiktaş'ta sergilediği performansa bakarsak Tayyip Talhasan'ın, Samet Akaydın çok önünde performans sergiledi. Hele ki son döneminde çok iyiydi. Hatta Romain Saiz yedek kulübesinde oturuyordu. Omar Kole ile ikisi oynuyordu. Belki hani sağ stoper, sol stoper ayrımı olabilir. Sonuna kadar katılıyorum yani. Burada Perez çok ağır ve kademe hatası yapıyor. Perez kariyer itibariyle de yani belli bir noktaya gelmiş önce ki Fenerbahçe'de 5,5 milyon euro vererek transfer etti. Bir yatırım yaptı.
Burada karşılığını elbette almak ister ve sakatlıktan dönen bir oyuncu olarak değerlendiriyorum ben şu an mevcut performansını. Bir, hiç sakatlık yaşamadan sezona giren oyuncu performansını değerlendiririm ayrı. Bir de kefeye koyacağım sakatlıktan ne şekilde döndüğü. Yani orada çünkü ya değerlendirmenin kıstasının biraz değişmesi gerekiyor. Sonuçta teknik adam onu sahaya sürüyorsa ya ben de şunu bilirim. Bu oyuncu 5 aydır futbol oynamadan döndü. Ona göre değerlendirme yaparım. 5 aydır futbol oynamayan birine göre aşağı yukarı 5 ay değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Belki de daha fazla. Daha fazla bile olabilir. Uzun süre oynamayan bir oyuncuya göre 2 maç itibariyle iyi bir performansı vardı. O stoper hattında bir değişikliğe bence ihtiyaç var. Peki devam edeceğiz. Yine maçla ilgili konuşacağız. Giresunspor Fenerbahçe maçıyla ilgili bir ben kimim molası verelim. İlk sorumuz gelsin. Serhan abi kapattı. Kapattım. Haberiniz olsun kapattı. Kapattı evet. Niye ben? Bak ben telefonda ters çeviriyorum. Futbola. Ben bir gün suçlandım. Al ben de Dikili çevir. Taş altyapısında başladım. Senin. Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan nadir oyunculardan biriyim. Ümit Karan'dan çok şey öğrendim. Milli takımda ve tek golümü Letonya'ya karşı attım. İlk ve tek golümü Letonya'ya karşı attım. Ricardo Quaresma'nın yeteneği tartışılmaz. Ben kimim? Batuhan Karadeniz olabilir. Hayır. Mi? Diyeceğim de Batuhan Karadeniz yaşadı. Dikili Taş. Emre. Karan. Hayır. Ne Emre kim? Hangi Emre? Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Emre Aşık değil değil mi? Hayır. Karan. Henüz doğru yanıt yok izleyicilerimizden de. Milli takımda ilk ve tek golü Letonya. Sertan. Hayır. İlk ve tek golümü Letonya attı. Ümit Karan, Ricardo Quaresma. Quaresma'nın döneminde kimler vardı? Tabii buradan anlıyoruz ki ilk dönemi mi? İlk dönemi. İlk dönemi de. Ya aklıma bir iki isim Batuhan geliyor. Batuhan Karadeniz cevabı gelmiş değil. Mehmet Özcan bizi mi izliyorsun? Geldi cevap o mu, bakayım. O mu söyledi? Bilal Kısa değil. Bilemedin. Serkan Çalık değil yok. Necip Uysal değil. Bilal Kısa cevabını ya, yazanlar Necip Uysal var olamaz canım. Milli takımda. Sergen Yalçın değil. Bir doğru yanıt geldi bile. Serkan Balcı değil. Berkan. Hayır, iki abi, doğru yanıt geldi şu an. Dikili Taş'ın ilk önce neresi olduğunu bence izleyenlerin öğrenmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta bir Dikili Taş var. Sultanahmet'te de var. Evet. Ama Dikili Taş. ya aklıma bir iki isim geliyor ama söylemek istemiyorum. Şu an milli takım üzerine Letonya maçına yoğunlaşmaya çalışıyorum. Ümit Karan'dan artık nerede öğrenmiş olabilir? Artık doğru yanıtlar gelmeye başladı. Evet, Mehmet Özcan'ın da bilemediği bir soru var. Demek ki zor mu hazırlamış? Bana Ümit kolay gibi geldi. Ümit Karan'dan Eskişehir'de öğrenmiş olabilir. Eskişehir ve Beşiktaş özelinde bir oyuncu. Evet, sevgili Ertuğ editörlerimizden hazırlamış bu soruyu. Teşekkürler Ertuğ. Eline sağlık. Eskişehir ve Beşiktaş. Değil mi? Şampiyonluk sevincinde yaşayacak. Değil. Sergen Yalçın cevabı çok geliyor. Değil. İlk ve tek golü diyor. İlk ve tek gol yani. Ahmet Yıldırım mı? Hayır. İlk bileni söylemediğim için yanlış cevaplar da geliyor sürekli. Ricardo Quaresma'nın yeteneği. Hasan Kabze değil. Ay Quaresma ile Hasan Kabze'yi iliştiremedim. Şöyle bir zaten şaşırdım. Şu an... Kim aklına gelirse yazıyor izleyiciler herhalde. Şimdi şey diyormuşum. Alper Bey, Umut Bulut değil. Metin, de Metin Ali Feyyaz diyormuşum şimdi içine. Gökhan Keskin mi yoksa? Hayır. Gökhan abi de mi değil? Öyle cevaplar geliyor ki yani. Ya yok şimdi hepsini... Okumadığım bir cevap var gelenler arasında. Kim? O İsmail Köybaşı mı? Olcay Şahan değil. Hayır, yani İsmail Köybaşı olmaz. Olcay Şahan altyapı diyor Almanya. Dikili taş altyapısı. Yasin mi? Hayır ya. Dikili taş altyapısı diyor abi. Quaresma, Dikili Taş, Ümit Karan. Bak Beşiktaş'ta bir evet. Oyuncu olacak bu. Bence. Ve Eskişehir'de de oynamış olacak. Ya da Adana'da da oynamış olacak. Bu futbolcunun. Ümit Karan'la Adana'da da olabilir. Eskişehir yok mu? Bu futbolcunun Beylerbeyi var.
Bir saniye. Şey. Yok, böyle çok düşüneceğim bir isim değil. Hemen söyleyeceğim birisi. O yüzden bilemedin bence. Bizim uzun böyle şey vardı ya. Veysel Sarı mı? Veysel Sarı. Gelsin. Bravo Serhan Türk. Tebrik ediyorum. Vugar Şirinov, ilk bilen izleyicimiz. Evet. Eskişehir'den şey yaptık ama. Yok, ben başka bir oyuncu söyleyecektim. Bu arada Beylerbeyi'nde oynamış, Beşiktaş'ta da oynamış Beylerbeyi'nde de. Veysel değildi. Bakayım cevap gelmiş Veysel mi? Veysel Sarı'nın boyu uzun mu bu arada? 1.88 falan olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakacağım. Nereden aklımda kaldı onu da bilmiyorum ya. O civarda olması gerekiyor. 1.88. Merak ettim. Cevaplar gelmiş. Bizim Hasan atmış. Hasan Ceylan. Hasan'a teşekkür ediyorum da okuyamadım. 1.84'müş. Evet, uzunmuş gerçekten. 84 müymüş? Hı hı. Bravo Vugar Şirinov izleyicilerimizden ilk bilen, onu da tebrik edelim. Serhan Türk, bravo sana da. Bir tane daha var ilerleyen dakikalarda, onu da soracağız. Şimdi devam edelim. Az önce Giresunspor Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşurken, tabii Fenerbahçe'nin işi zor dedik ama istatistiklerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin bir deplasman karnesi var ki bu Fenerbahçe taraftarına umut verebilir. Bir bakalım o istatistikleri, sonra değerlendirelim. Dış sahada 35 puan gerçekten iyi ve bu alanda zirvede Fenerbahçe. Bu açıdan bakınca... Ama büyüklere kök söktüren de bir Giresunspor var. Giresunspor var, evet. Ve bir de hani bütün maçlarını kazanmak zorunda. Aslında iki takım da bütün maçlarını kazanmak zorunda. Kesinlikle. Bunu söylememiz kazanmak lazım. Kazanmak zorundasın. Çok kritik bir maç. Bir de yeni hoca var, İrfan Buz Hoca var biliyorsun. İrfan Hoca da başarılı bir teknik adam. Evet. Gittiği takımlarda yeniden bir hareketlilik sağlıyor. Evet. Yani zor bir karşılaşmaya çıkıyor. Bir de yani stres var. Gerçekten büyük bir stres var. Yani şimdi herkes diyor ki Galatasaray'da stres var. Tabii Galatasaray'da stres var ama Fenerbahçe'de stres hiç kimse de yok. Çünkü Fenerbahçe'de stres de zaman zaman taraftarıyla bağı kopma noktasına geliyor. 90 artılarda atılan goller, 90 artılarda yenilen goller otomatikman senin seyirciyle aranda sıkıntı da oluşturabiliyor. Yani bir de yıllardır gelemeyen bir hasret şampiyonluk da söz konusu. O açıdan Fenerbahçe'nin mutlak ve mutlak kazanması gereken maç var. Ama diğer tarafta Giresun'un daha çok mutlak kazanması lazım gereken maç var ki İstanbulspor yani bir anlamda işini garantiledi. Öyle görmek lazım. Öyle göre 5 puanlık bir fark var. Yani bana Giresunspor'un bu saatten sonra hiçbir şekilde kaybetmemesi gerektiğini söylüyor. Ama diğer taraftan da çünkü isim üstünde olan bir taraftar var ve isim üstünde olan da bir takım var. O açıdan 90 artıdaki gelecek goller yani galibiyetler daha fazla strese sokacak. Ama diğer taraftan da büyüklere kök söktüren de bir Giresunspor maçı var. Yeni hoca, yeni ahenk, yeni bir heyecan. Oradan da bir artı motivasyon olacağını düşünüyorum Giresunspor'un. Zor maç, Fenerbahçe'yi bekliyor diyebilirim kesinlikle. O gün sen ne söyleyeceksin? Ben Sivas maç öncesi şu yorumda bulunmuştum. Aynı kanaatteyim. Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanı Sivas'tan daha zorlu geçecek diye. Ben de öyle düşünüyorum. Burada çünkü Giresunspor'un hani artık evet az önce de ifade ettim. Yani kağıt üzerinde okumak oyunu çok başka. Ama bunu ilk haftalarda daha gönül rahatlığıyla yaparsınız ilk devrede. Ama bu tip haftalarda artık psikolojik olarak oyun %51'in üstüne, %50'nin üstüne çıktığı dilimdir. Yani oyun ayrı. Yani sahadaki taktik, diziliş, sistem, oyuncu tercihleri, oyunun psikolojisi onun önüne geçtiği haftalardayız. Dolayısıyla burada psikolojik olarak ligin liderlerinin ya da 10 maç üst üste kazananın, 15 maç kazananın ya da tam tersi 10 maç kaybedenin farklı sonuç alabileceği haftalar. Zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çünkü Giresunspor kaybederse artık yani bu saatten sonra ligde kalacağını herhalde yani 3 maçı kalıyor ama imkansıza yakın dediğimiz noktada olacak. Bir de kim erken golü bulursa baskıyı daha fazla yapar rakibi yönünde. Çünkü Fenerbahçe golü atarsa Giresun bir strese girer. Ama Giresun golü atarsa Fenerbahçe'de fiş kesilir, çekilir. Selman Bey'in ilginç bir yorumu var. Fenerbahçe camii olarak son haftalarda çok şampiyonluk kaybetti. Son haftada çok şampiyonluk kaybetti. Bu işkenceyi bir daha yaşamamak adına Giresun kazansın, bu ızdırap son bulsun. Galatasaraylı olmama rağmen Fenerbahçe'nin kötülüğünü istemem. En acısızı bu hafta havlu atmak diye bir yorum yapmış. Fenerbahçe bu maçı kaybederse havlu atar mı kesin ve kesin şampiyonluk yarışında?
Yok ya, yani havlu atacağını düşünmüyorum ama tabii ki burada Galatasaray'ın kazanması bitmiyor. Önemli. Bitmiyor. Öyle bir durum var ki. Ama Galatasaray da hani kalan bütün maçlarını kazanacak gibi geliyor mu sana? Bana geliyor. Hepsine 3 puan veriyorsun. Bana geliyor. Dün mü, dünden önceki gün mü bunları yaptık? Sadece bir maçta 1 puan verdi. Galiba kim ya? Ya Taner ya Serdar. Sadece bir maçta 1 puan verdi. Hangi maçta? Hepsine. Onu hatırlayamadım. Geri kalana galibiyet mi? Galibiyet verdi ve zaten diğer takımlara bakmaya gerek kalmıyor. Ya işte sıkıntı orada, bak onu söyleyebiliyoruz. Avantaj şimdi yani biz mesela Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyoruz ama Fenerbahçe'nin kazanabileceğini konuşamıyoruz. Çünkü Fenerbahçe zor kazanıyor. Galatasaray kaybediyor, tamam geçen hafta kaybetti ama derbi galibiyeti olarak göreceksin. Şimdi tamam Başakşehir'e de Galatasaray hakemlerin de müdahalesiyle beraber kupada kaybetti. Ama bir ligin ilk haftasına, ilk yarısına baktığımızda da 7-0'lık bir mutlak galibiyet var. O açıdan baktığımızda bir de Başakşehir biliyorsun kupa oynadı. Fenerbahçe kupa oynadı. Giresun'da avını bekleyen avcı gibi bekliyor. Peki bir sana sorum var o gün. O gün abiye bir sorum var. Giresun maçında orta saha ikilisinde Arao İsmail yokken Mert ve Crespo yerine Alioski orta sahada oynayabilir mi sizce? Crespo Alioski ikilisi iyi olur diye bir yorum yapmış. Yani Mia Zajc'ı niye hiç düşünmüyor Fenerbahçe taraftarı? Onu bilmiyorum. Mia Zajc'ın bir sakatlığı vesaire cezalı durumu var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yanlış duymuşsun ama bildiğim kadarıyla yok. Yani yani ben de orada Mia Zajc ilk önce yazılmalı bu yokluklar arasında. Yanında Mia Zajc Crespo ikilisi İsmail Hoca'nın döneminde oynattığı gibi daha olumlu olur gibi geliyor. İsmail Hoca ikisini yan yana oynattığında ikisinin de performansının nedenle arttığını görmüştük. Birbirini Hasan iyi Bey tamamlıyor. Yorum yapmış. İrfan Can'ın taraftar desteğine ihtiyacı var. Kendini bulursa Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Kahveci için söylüyor herhalde. İrfan Can'ın hem taraftar desteğine hem de doğru pozisyonda oynamaya devam etmesine ihtiyacı var. Doğru pozisyonunda son 1-2 maçta oynadığı pozisyondu. Fenerbahçe zor kazanıyor ama Galatasaray uçuyor mu Serhan Bey? Yok uçmuyor. İzzet Bey sana sormuş. Ama uçmuyor ama şimdi hani son dakikalarda kazanılan galibiyetlerle son dakikada yenilen goller ister istemez insanı karamsarlığa itiyor. Ama diğer tarafta sürekli yani Galatasaray'da şöyle bir durum var. Yani seyirci de kopmuyor Galatasaray'dan. Ateşli bir seyircisi var. Yani şampiyonluk inancı olan bir Galatasaray şampiyonluk inancı olan bir Galatasaray taraftar topluluğu var. Yani bir de baktığınız zaman bu sene serileri yakalayan, uzun süreden beri liderliği götüren, sahada sonuna kadar iş yapabilen ve son dakikalara kadar bu senenin ikinci yarısında bırakmayan bir Galatasaray var. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray'ı daha avantajlı olarak görüyorum ben. Peki sorar mısınız Serhan Bey? Haftalardır kötü oynayan Galatasaray'a nasıl tüm maçları kazanır diyor. Nedendir? Taraflı yorumculuk yapmasın diyor. Tamam. Ben taraflı yorumculuk yaptığımı düşünüyorsa lütfen beyefendi mi? Evet. Aydın Efe. Aydın Bey lütfen o zaman tabelaya bakar mısınız? Tabela ben bir taraflı bir şey söyleyebilirim ama tabela bence tarafını bulacaktır. Tabelaya bakınca tarafını göreceksinizdir. Jorge Jesus son 4 maçtır kanat organizasyonu yapmıyor. Giresunspor için bir avantaj olabilir. Bu maçta Fenerbahçe kart problemleri yaşayabilir. Orhan Ertuğrul böyle bir yorum yapmış. Ne diyorsunuz? O gün. Yani bence maçın seyrini belirleyecek nokta Fenerbahçe'nin merkez ikilisi olacak. Yani çünkü Giresunspor'un mücadeleyi vereceği ilk nokta merkez. Zaten orada rahatlıkla pozisyon verebilir. Oraya geçişini sağlarsa Fenerbahçe. Dolayısıyla orayı tutmaya çalışacak. O yüzden çıkacak ikili kanattan ziyade merkezdeki ikili çok önemli olacak. O yüzden söylüyorum Zajc hücum açısından vaat ediyor. Crespo da iki yönlü. Hatta ikisinin de iki yönlü rahatlıkla oynatabilirsiniz bu oyunda. Peki şimdi Galatasaray'dan bir haberimiz var. Son haftalarda Okan Hoca'nın planında yedek kulübesini kullanmak var. Kalan maçlarda büyük ölçüde yoğun olarak ve bu oyuncularla, kulübeden gelen oyuncularla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor Okan Buruk. Ayrıntılar haberde. Evet Serhan Türk seninle başlayalım. Yani şimdi değiştirse mi kadroyu, o da ayrı bir dert. Hani şampiyon takımda çok fazla değişiklik olmaz. Şöyle bir bakınca da sen öyle düşünmüyorsun ama her an dengelerin değişebileceği bir puan durumu var ortada. Tabii ki olabilir, bu da olabilir. Bu hedef sana ne kadar doğru geliyor merak ediyorum. Yani şimdi ben
şunu söyledim. Beyefendi de onu, Aydın Bey de onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki Galatasaray kaybedebilir. Fenerbahçe kaybedebilir. Rotasyon yapıp kaybetmek var bir de. Ama şimdi rotasyon yapacağını nereden biliyoruz? Benim mesela 11'imde rotasyon yok. Sadece bu sol bek değişikliği var. Başakşehir. Ama Başakşehir başından yapmaz yani. Sol bek değişikliği var. Ya Ada Kukbe yerine Kazım Can Karataş'ı oynatmasını bekliyorum. Baktığımız zaman. Onun dışında zaman, ideal 11'i bozmayacak. İdeal 11'de değil. Kalede Mustara, Saşa Boy, Abdülkerim Nelson, solda Kazım Can Karataş. Oliveira, Torreira, Mertens, sağda Raşitsa, solda Kerem ve forvette de Icardi'yi bekliyorum. Gomis demişken, Gomis'i de bir antiparantez yapayım. Şimdi herkes şunu soruyor, Gomis oynayacak mı, girecek mi ya da nasıl olacak diye artık soruyorlar. Artık kadroda oluyor. Ben şunu açık bir net söyleyeyim. Eğer Gomis'le bir plan düşünmeseydi Galatasaray, o lafından sonra gönderirlerdi. Sence açık doğru bir karar mı şu anki? Doğru bir karar. Yani hem şöyle bir doğru bir karar. Gomis... De etkinlikte de çıktı maça değil mi? Ya çıktı. Bir de şöyle bir şey var bak. Gomis tamam dışarıdan bir oyun bozan olarak gözükebilir yaptığından dolayı. Ama takım içerisinde gerçekten sevilen bir insan. Evet onu biliyoruz. Yani düzgün kesin bir karakter. Ama tabii ki her futbolcu gibi profesyonel ve yaşı da ilerliyor. Parayı da daha çok sevmesini daha önceki yaşamış olduğu krizleri de doğru orantılı görmek lazım. Ama geldiğimiz noktada Okan Hoca'nın da şöyle bir durumu var. Çünkü bir ne denir ona? Yani Galatasaray'ın çoğu maçını kurtarmış ve Galatasaray'ı 3 puanlara almış ve bunun da en büyük rolünü almış Gomis'e bir gönül borcu var. Hem Galatasaray'ın hem Galatasaray taraftarının hem de Okan Hoca'nın. Evet. Yani sonuçta seni ipten aldığı zamanlar oldu. Çünkü senin en çok eleştirildiğin zamanlarda Gomis'in son dakika golleriyle sen şu anki şampiyonluk yolunda lider pozisyonundasın. Ve eğer Okan Hoca Gomis'i kesseydi içeride farklı bir hava oluşurdu. O havayı bozmamak, Gomis'i yeri geldiği zaman oynatabilmek için. Çünkü Gomis hamle oyuncusu olarak ne zaman oyuna girerse o kadar katkısı var. O açıdan baktığımızda Okan Hoca'nın da şöyle bir yapısı var. Hiç kimseyle arayı bozmak istemiyor ve futbolcularla da iyi geçinen bir karaktere sahip. O açıdan Gomis'i her türlü kullanacaklar bu geride kalan 5 haftalık süreç içerisinde. Ama şunu da söyleyeyim. Ya tabii ki Galatasaray kaybederse kaybedebilir. Fenerbahçe de kaybedebilir. Ama Galatasaray kaybettiği zaman taraftarı itici güç olarak devam ettirir. Ama Fenerbahçe kaybettiği zaman orada bir stres var. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. O stresin sıkıntısını yaşar. Valla Galatasaray'da kaybederse 3 maç üst üste puan kaybeden bir takım olarak. 3 maç kaybettiğiniz zaman şampiyon olamıyorsun zaten. İşte onun 2 maç zaten üst üste puan kaybetti. 3. kez kaybederse. 4 puan kaybetmiş oldu. Bir beraberlik, bir mağlubiyet. 2 maç üst üste puan kaybetti. Gomis konusuyla ilgili yalnız bir şey söyleyeceğim. Söyle. O evet. Konu çok cazibeli. Herkes yani konuşmak bugün, istiyor. Şöyle. Bugün itibariyle Galatasaray cephesinden baktığında konu kapatıldı. Gomis bizim sevdiğimiz bir isim. İşte değerli, attığı goller vesaire. Buna hiçbir itirazım yok. Bugünkü güzellemelere vesaire. Ama önemli olan şu. Bugün Gomis konusu aslında kapanmadı. Ötelendi. Sezonun son düdüğü çaldığında Galatasaray'ın pozisyonuyla birlikte Gomis nasıl hatırlanacağı da şekillenecek. Galatasaray şampiyon olamazsa Gomis nasıl hatırlanacak? Bunu... Çok benzer değil ama Beşiktaş'taki Abubakar krizinde konuşmuştuk. Eğer şampiyon olamasaydı Abubakar nasıl hatırlanacaktı şeklinde yorumlamıştık. Ama o olmuş ve bitmiş bir şeydi. Gitmişti Abubakar takımdan. Burada Gomis affedildi, konu kapandı vesaire. Ama sen diyorsun ki... Bu tamam, şunu söylüyorum. Gomis bugün evet profesyonel, takımda çok seviliyor vesaire. Şimdi takımda tamam. Çok seviliyor. Tamam. Sezon sonu Galatasaray şampiyon olamadığında şu tabloda diyelim ki olamadı. Ki. Tamam. Gomis nasıl hatırlanacak? Takım peki, arkadaşları peki ben de sana bir şey soracağım. Mustera nasıl hatırlanacak? Ne gibi? Son iki maçta Mustera'nın bireysel hatalı nedeniyle kaybedilen 5 puan var. Şimdi performans oyun, başka bir şey. Oyun değil ama takım ya şöyle bir takım arkadaşları şampiyon, iyi mi hatırlayacak mesela? Ya bu şampiyon olamamada Gomis'in etkisi mi olacak Gomis'in sana göre? Ya bence olmayacak. İşte nasıl, bir maç üzerinden gidiyorsun. Bir futbolcu nasıl geldiği değil, nasıl gittiği önemli değil. Ama şimdi... Şunu söyleyeyim, son düdük çaldığında aslında Gomis'le ilgili duygu ve düşünceler oturacak. Gomis'e şöyle hatırlanacak. Gomis özelinde. Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunun başlangıç serüveni itibariyle ligin ilk haftalarındaki o kötü oyunda maçı kurtaran adam ve peki, şampiyonluğu en çok puan kazandıran oyuncu baş tacı edilecek ya da tam tersi durumda Gomis'le ilgili yorumlar o gün
olumsuz cepheden yapılacak. Peki yani çok mu önemli olacak? Bence hiç önemli olmayacak. Ben şuradan bakmak sonuçta Gomis lazım. Zaten olmayacak seneye. Şimdi Gomis, sen diyorsun ki gitmiş olsa yani. Affedilmemiş olsaydı ve sezon sonu Galatasaray. Yok, onunla ilgili bir şey demiyorum. Şu an bu, ben onu tabloda, söylemiyorum. Ben bu onu tabloda söylemiyorum. Diyorsun. Ben ama şunu bu tabloda söylüyorum. Ne olabilir? Gomis oynamaz, Galatasaray'ın gol sıkıntısı olur ama bu yaşananlar yüzünden işte ya formu düşük kalır ya da oynamazsa böyle bir sonuç olursa nasıl bakarlar demek istiyorsun. Ya anladım. Hiç, yani hiçbir sorun yok. İşte Gomis çok seviliyor. Harika bir profesyonel. Gomis şöyle, Gomis böyle. Son düdük çaldığında Gomis'in Galatasaray'daki geçmişi nasıl hatırlanacağı ya işte bence ben o performansına göre değişir. Ben de size yani söyleyeyim kalan ya. Kalan maçlarda oynayıp gol atarsa ya yok, da oynayıp gol atmasına da gerek yok. Galatasaray şampiyon olsun, Gomis harika hatırlanacak. Yok, onu demiyorum. Kalan maçlarda oynayıp gol attı ama bulduğu şanslara rağmen Galatasaray ya, diyelim ki şampiyon olamadı. O zaman neden Gomis'e bir tepki gösterirsin ki? Görevini yerine getirmiş olacak. Arkadaşlar şunu kaçırıyoruz. Şimdi Galatasaray eğer şampiyon olmazsa konuşacak çok farklı şeyler olacak. Gomis'e sıra gelmeyecek. Ne konuşulacak? Yok, o hikayede niye şampiyon olamadığı konuşulacak yani. Önemli bir bölüm de ayrılır kendisine. Ne yazmış izleyicimiz Halil Bey? Allah aşkına Melike Hanım demiş bana. Niye böyle oldu göremiyorum, bir saniye. Yazıları küçültmüşüm, özür diliyorum. Bu arada benim Fenerbahçe'ye çok da arkadaşım var. Ben yazmış bile ki şampiyon olacağız diyor. Evet yani. Büyüttüm. Ben bile amatör takımda yedek kaldığımda bir tepki gösteriyordum. Gomis Icardi'yi kabullendi ama Barış'ı görünce bir trip atacak kadar hakkı o, yok mu? Yani, neyse bu konuyu geride bıraktık. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani. Barış ya. Alper Yılmaz konusuyla ilgili çok özür diliyorum. Onun da sözleşmesi uzatıldı Trabzonspor maçı evet. İlk büyük yani şampiyonluk yolundaki rakipleriyle ilk oynadığı maç Galatasaray'ın Trabzonspor maçıydı bu sezon. 0-0 bitti. Yunus Akgün oynadı o maçta ilk 11'de. Sonra Galatasaray 3 maç kazandı değil mi? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bu 3 maçın ortak bir özelliği var. 3 maçta da Barış Alper Yılmaz ilk 11'de oynuyor. Evet, ilginç. Güzel tespit. Sana da Abubakar'a soruyorlar. Beşiktaşlı arkadaşa şampiyon olurken çıkmadı maça. Şimdi Abubakar diyorlar. Sonra gelmiş Gomis diyor diyorlar. İşte orada da olmasaydı şampiyon ya Abubakar yüzden, bir daha onun gelemezdi Beşiktaş'a bence. Ya zaten onun eleştirileri de çok yapıldı. Sergen Hoca'nın ekibinden de açıklama oldu. Kendisi geldi burada kendini ifade etti. Benim sakatlığım vardı diye. Yani zaten sakatlığı yoktu diye kimsenin açıklaması yoktu mesela. Sergen Hoca'nın ekibinin de yoktu. Sakatlığı yoktu demiyor kimse. Yani oradaki sakatlığı bir maça daha, yani bir iki maçta belki de kendisini zorlayabileceğini düşünüyordu. Ama çok ciddi kariyerinde sakatlar yaşamış bir oyuncu olarak o riski almadı. İşte alsaydın bunun derler. Bunun eleştirileri... Ama bunun, bir dakika bunu zaten yani. Bir şey söyleyeceğim. Alsaydın derler. Bunu zaten şey herkes yani konuştu. Orada. Herkes eleştirdi yeri geldi. O yüzden Gomis'i de eleştirdiler geldi. Ama Gomis'in defteri kapandıktan sonra... Ya biliyorsun Gomis'in bir girişi vardı. Girişinde 50 milyon euro zarar eden bir Galatasaray vardı. Gelişinde katkı olan bir Gomis var. Eğer şampiyon olamazsa Gomis çok fazla konuşmaz. Zaten Gomis bitiyor. Şampiyon olsa da gidiyor. Şampiyon olduğunda şöyle bir şey olur. O seremoniye Gomis şarkısını seçer, çıkar, eğlenir. Sen olsan bariyle yani, çıkar. Yani başka bir şey olmaz. Sen olsan bariyle beraber çok güzel çıkar ve çok da güzel olur yani. Değil mi? Tabii. Serhan Bey, efendim, bozulmasın ama diyor. Bozulmuyorum. Enes Yalçın, Galatasaray dökülmeye başladı. Gelecek iki haftada puan kaybedip belki son maça kalmadan şampiyon belli olacak. O da büyük bir ihtimal demiş. Bülent Tekke, bence Serhan Bey Muslera'ya haksızlık yapıyor son maçlara değil. Galatasaray'ın buraya gelmesine Muslera'nın katkısı çok fazla. Yok diyoruz zaten. Demiş. Ama Beyazıt Ak'ta yazmış, diyor ki Serhan Bey'e sorar mısınız Zaniolo nasıl 11'de başlamıyor? Şöyle sana bütün yorumlarla gelmiş. Ben de şunu söyleyeyim ilk önce. Bir Muslera ile başlayayım. Biz Muslera'yı yeri geldiği zaman alkışladık. Ki yeri geldiği zaman alkışlamak lazım. Bence çok iyi performans. Ama Galatasaray'ın zaten kaleci performansı son işte Taferel'le başlayan, arkasından Mondragon'la devam eden, arkasından Muslera'yla devam eden bir süreci var. Muslera'da 8 sene oldu zannedersem. Hem Muslera Galatasaray'a çok büyük katkı yaptı hem de Galatasaray Muslera'ya katkı yaptı. 51 milyon euroluk bir katkı yaptı. Yani tabii baktığın ki zaman çok da güzel paralar kazandı. Ama sonuna kadar hakkını verdi. Muslera kararı olduğu zaman herkes kafası güvendeydi. Çünkü bir 11 yaptığın zaman direkt Muslera'ya yazıyordum. Diğerlerine hep sürekli soru işareti yaptığın zamanlar da oldu. Ama yeri geldiği zaman alkışladığımız, Muslera takımın en iyisi dediğimiz zamanlarda son 2 haftalık periyodunu ben beğenmiyorum. Hatta sakatlık ve sonrasındaki periyodunu beğenmiyorum.
Ya bu tabii ki olabilir. Yani iyi maç çıkartabilir, kötü maç çıkartamayabilir. Ama senin şampiyonluk zamanında en ihtiyacı olduğun yerlerde o Oliveira o pası verdiğinde, Karagümrük'te o gol yediğinde bunu konuşacaksın. Sen orada hata Muslera'nın mı diyorsun? Oliveira'da değil diyorsun. Ya şimdi Oliveira'da durum şu. Şimdi sen Oliveira sana dönük. Bence Oliveira arkasın... hatalı. Niye? Serhan abinin kanalındayım bu kez. Ben öyle düşünüyorum. Yok ben sana neden katılmıyorum. Neden Serhan abiye katıldığım... O topu aldığı yerde... Pardon 12 sene oldu. Neden? Evren de beni uyardı. Teşekkür ederim Evren'e. 2011-2012 sezonu geldi. Demek ki kaleci yönünden Galatasaray o kadar kafası rahat ki ben bile tarihleri karıştırabiliyorum. Ama orada Oliveira'yı o pası atmayacaksın. Çünkü arkandaki sen sırtın dönük. Yani görüyorsun orada ya görüyorsun, hareketlendiğini. Bak solda Nelson var. Amiri. Sen ortadasın Oliveira. Topu niye atıyorsun oraya? Atma. Amir zaten hızlı bir şekilde. Sen arkanı oradan döneceksin zaten. Sana tekrar pas vermeyecek ki. Ya sola döneceksin ya sağa döneceksin ya arkanı tam haliyle 360 derece döneceksin pozisyon alacaksın. Takım hata çıkaracaksın. Sen orada arkada Amir'in pozisyonu. Ya Amir hızlı bir oyuncu zaten geldi aldı götürdü. O top geldiği gibi çevresini kontrol etse topu çıkarabilecek. Ben, ama zaten ne yapacak çevresini kontrol etmese ne yapacak? Berkaç Muslera'yla mı pas atacak orada? Ya, bence iki yapacağı tarafta bir şey yok. Orada bu arada bunu da yapıyorlar. Valerian İsmail deniyordu Beşiktaş'ta. İlk önce önündeki stoperi attırıp tekrar kaleci attırıp farklı bir pozisyon idmanlarda görmüştüm. Ben neden Serhan abinin kanalındayım dedim. Şu sebeple orada sahayı cepheden tam anlamıyla gören isim Fernando Muslera. Evet. Başka bir isim değil. Ve Beşiktaş orada bak bir taktik yaptı. Orada bir evet. Plan dahilindeydi. Çünkü çalışılmıştı. O fotoğrafa dikkat edin. Her oyuncuya bir oyuncu marka halindeydi. Yerleşilmişti. Yerleşim yapıldı. Her oyuncuya bir oyuncu çok yakın mesafede. Sadece bir kişi boşta bırakıldı. Muslera pas atsın diye bırakıldı. O fotoğrafın karesini görürseniz anlayacak. 10 metre fark var arada mesela. Oliveira ile Amir arasında ama diğer oyuncular birebir eşleşmede. Evet. Muslera'ya oraya pas attırmak istedi zaten Beşiktaş. Evet, evet. Şimdi evet, bravo. Sergio Oliveira ile ilgili şu. Bir futbolcu ki özellikle Sergio Oliveira gibi bir ismin çevre kontrolünü daha pas gelmeden yapması evet. Gerekiyor. Hatası orada. Ama... Niye orada çünkü? Yani Oliveira oradaysa... Ama ben orada yanındaki çevresindeki oyuncuların da kontrolü yaparak %70'ini Muslera yazarım, %30'unu Oliveira yazarım. Çünkü cepheyi sen görüyorsun. Her oyuncuya bir kişinin geldiği, her pas isteyene kaleci pas atmaz zaten. Böyle bir kural da yok. Arkadaşının bir orada oyunu okuması gerekiyordu. Beşiktaş her oyuncuya bir kişi göndermiş. Ama Oliveira'ya oyuncu Beşiktaş oyuncuyu 10 metre ötede duruyor. Bunu test etmesi gerekiyordu. Belki de Oliveira'nın kariyerini özetleyen pozisyonlardan biri de olabilir bu arada. Yani o sıçrama tahtasında belki bir üst seviyeye taşıyamaması kendisini. Mesela Porto'da çok yedek kaldı. Roma'da işte rotasyon oyuncusu vesaire. Belki daha elit olabilirdi. Ama işte bir orta saha için çevre kontrolünün ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Tabii pozisyon. Ki bir de sezonun geneline baktığımız zaman bir maçta da bir futbolcuları bence topun ağzına koymamak lazım. Tabii ki Oliveira'lı Mertens'in, Adekugbe'nin, Muslera'nın performansı Beşiktaş derbisi için iyi değildi. Ama Beşiktaş'ta bir o kadar iyiydi. Yani tabii. Çünkü biz o günle yayınlar yaptık. Yani konuşulan ki biz konuşmuyorduk, herkes bunu konuşuyordu. Galatasaray'ın orta saha kurgusuyla, Beşiktaş'ın orta saha kurgusu, Galatasaray'ın orta saha kurgusu daha iyiydi. Yani sezonun geneline baktığımızda. Ama o maç özelinde de Beşiktaş'ın orta saha kurgusu çok çok iyiydi. Devam edeceğiz. Yine haberlerimizde son dilimde. Şimdi özetlerimiz var, bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız. Evet, son dilimde birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Tam da Oliveira'dan bahsediyorduk derbideki o pozisyondan. Ya şimdi bu arada özür dilerim, uyuyacak arkadaşlar varmış da çok selam istediler. Yarın sabah aa, da çok... uyumasınlar. En güzel dilimdeyiz. En eğlenceli dilimdeyiz. Ya ama çok ne güzel. Ne uykusu. Ama çok güzel ben yazmış. Ben biraz sesimi yükselteyim. Ama çok güzel yazmış. Abi sabah erkenden hayati bir sınavım var. Aa, ama sen zaman. Varsın ve Melike var ve o gün abi var diye ikiye kadar ayaktayım. Lütfen bir selam söyle canlı yayında. Hasan Ülker'e selamlar. Hayati selam sınavını bir tekrar yap. Bir saat daha direniyoruz. Ben de yarın, mesela yarın değil artık bugün kalkıp Antalya'ya gideceğim. Bak tekrar. Işte, ben evet, de evet. Ben de söyleyeyim o zaman. 12'de yine yayındayım öğlen. Ben, de, yani. Ben de söyleyeyim sabah diyetisyen alıyorlar. Burada Bat, Avusturya Bat Walterstorp'tan Mustafa var kardeşime de. Çok selam söylüyorum. O da bizi izliyormuş. Çok selamlar. Bir de Murat Güloğlu'nun doğum günü kutlu olsun. Yeter. Nice senelere.
bu sınavı olan izleyicimiz. Bir de Elvin geldi. Televizyon açık kalsın. Siz bir son tekrar yaparken biz zaten programı bitiririz o zamana kadar. Bir de Azerbaycan'dan misafirimiz de geldi. Burada da soru cevaplar geldi. Var. Orada çok selamlar saygılar. Selamlar. Burada da güzel sınavlar olacak evet, birazdan. Evet güzel sınavlar olacak ben birazdan. En çok sevdiğim sınav biliyor musun o sınav? Kesinlikle. Şimdi bir Oliveira'nın antrenman performansıyla ilgili haberimiz var. Bir onu getirelim ekrana. Sonra ilginç bir konu var. Onu konuşacağız. Serhan Türk'ün bize anlatacakları var. O yüzden bekleyin ayrılmayın. Evet. Oliveira derbideki hatasını Başakşehir maçında telafi etmek istiyor. Şimdi Başakşehir maçını da biraz konuşalım. Bu zaten konunun devamında da bir sorum olacak Serhan Türk'e. Şimdi Başakşehir ile kupa maçı hala tartışılan bir karşılaşma hakem kararları nedeniyle onu söyleyelim. Hı hı. Önceki lig maçı da Galatasaray'ın çok farklı bir galibiyet aldığı bir karşılaşmaydı. Yani iki takım arasında bu sezon iki mücadelede çok konuşuldu. Sansasyonel maçlardı. Bu maç nasıl olur? Hepimizi merak ediyoruz. Sen nasıl bir maç ya, bekliyorsun? Bu maçın bir artı faktörü var onu da söyleyelim. Yani eksi faktöründen başlayayım istiyorsan. Eksi faktörü yenildiği zaman çok büyük sıkıntı da başlayacak. Yani bize Fenerbahçe'nin yenildiği takdirde çok büyük strese gireceğini düşünüyoruz ya. Eğer sen kaybedip Fenerbahçe kazanırsa burada daha büyük streste Galatasaray bekliyor. Ama diğer taraftan baktığımızda artısı da şu Galatasaray'ın artısı da şu. 12. adam devreye girdiği zaman Galatasaray çok farklı bir takım olabiliyor. Hem yani geçen sene baktığımızda kendi evinde çok sıkıntılı bir süreç yaşayan geçen senenin 13. olan Galatasaray'ından bu sene 12. adamı farklı olan ve 12. adamın duyguları Galatasaray'ın şampiyonluk yönündeki göstermiş olduğu performansıyla beraber saha içerisinde gösteren bir Galatasaray taraftarı var. O açıdan ben önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Tabii ki iki takımın da avantajları ve dezavantajları var. Başakşehir'in avantajı kupa maçında tabii ki hakem hatalarının da çok fazla tesir ettiği. Ama yani Galatasaray'ı yendiği bir karşılaşma var. Elediği bir karşılaşma var. Ama diğer taraftan da kupa yorgunu bir Başakşehir var. Galatasaray derbi maçını kaybetti. Evet. Ama derbi maçına gelene kadar göstermiş olduğu performansla Karagümrük maçına kadar çok iyi performans gösterdi. Aynı performansı neden göstermesin? Bir de şampiyon olacaksan bu saatten sonra bütün maçlarını kazanman lazım. Ben takımın da 11'ini çok fazla dolacağını düşünmüyorum. Sol bekte tabii ki Kazım Can Karataş'ı bekliyorum. Kazım Can Karataş halinde bütün takımı bozacağını düşünmüyorum Okan Hoca'nın. Bu açıdan güzel bir maç bizi bekliyor. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyor. Tabii ki herkes şundan da aldanmasın. İlk yarıdaki maçta 7-0 galibiyet net bir galibiyetti. Okan Hoca'nın çok fazla tartışıldığı zamanda gelen galibiyetti. Evet. O zaman bir rahat nefes sağlamıştı, getirmişti Galatasaray'a. Bence şu an Galatasaray-Başakşehir karşılaşması da Galatasaray için bir rahat nefes karşılaşması olarak geçmesini bekliyorum. Ama tabii ki kazı kaybettiği takdirde de çok büyük sıkıntı da Galatasaray'ı bekliyor diyebiliriz. Alper Bey diyor ki, çok özür diliyorum, Başakşehir maçında Galatasaray puan kaybedecek. Oyun olarak son haftalarda iyi değiller. Orta saha kimin orta sahası iyiyse o kazanacak yorumunu yapmış. Şimdi bu arada kupa maçı oynadı Başakşehir. Onu da altını çizelim. Devam et istersen. Şöyle, kupada Galatasaray'ın Başakşehir'e eğlendiği maçta 3 oyuncusu yoktu önemli. Biri Nelson. Yani ilk 11'de oynamayan oyuncular üzerinde söylüyorum. Hı-hı. Nelson. Orta sahada Sergio Oliveira, ileride de Raşit Sağ. Yani bu üç oyuncu ilk 11'de değildi. Zaten bu maçın neden biraz daha Galatasaray'ın o maçta etkisiz olduğunu, savunmada sıkıntılar çektiğini de gösteriyordu. Özellikle Nelson'un olmaması çok etkilemişti. Sasha Boy'un en kötü maç performansıydı bu sezon. Evet. Kaan Ayhan her ne kadar gol atsa da çok bozmuştu orada savunmada dengeyi. Onun dışında Sergio Oliveira Torreira ikilisi o haftaya kadar artık yani orada bir merkez üçlüsü oluşmuştu. Mertens, Torreira, Oliveira iyi bir performans vardı ama o denklemde yer almayınca o maçta biraz orta sahada bozulmuştu. Mişon'un da iyi maçlarından biri değildi. Zaniolo sağ kanatta oynamıştı ki Rashica'nın sonraki maçlardaki etkisini zaten biz devamında gördük. Gördük. Bu üç oyuncunun olmaması o maçta Galatasaray'ı olumsuz etkileyen faktördü ama bugün oynayacak olmaları Galatasaray'ın son maçına nazaran biraz daha iyi oyun olacağını düşünüyorum Başakşehir maçında. Çünkü burada bir olumsuz etken de Başakşehir adına Patrik Şiş
sakatlandı. Evet. Evet. Takım adına çok önemli bir oyuncuydu. Yani Başakşehir'in hücumundaki çok önemli rol sahiplerinden bir tanesi oydu. Serdar Gürler'in bir dönem çok iyi performansı vardı. Yani onun dışında tabii ki bu maçı orta saha üzerinden de okuyabiliriz. Çünkü Başakşehir'in orta sahasındaki oyuncularda özellikle 3'ün ikisi diyebileceğimiz ikili çok kreatif oyuncular ve bir anda hücumda tek pasta kilit çözebilen oyuncular. Galatasaray'ın yaşayabileceği sıkıntıları da işte o Başakşehir'in merkez ikilisi belirler muhtemelen. Ama dediğim gibi bu haftalarda sistem, diziliş bir yere kadar evet. Yani oyunun faktörü bu zaten tabelayı belirleyen ama psikolojik unsur çok önemli. Burada Başakşehir'in kazanacağı ya da kaybedeceği çok bir şey yok. Ama Galatasaray'ın var. İşte orada oyuncuların bu maça motivasyonun psikolojik olarak çok iyi sağlanması gerekiyor. Çünkü son iki maçında sahada 5 puan bırakmış bir lider var. Şimdi mesela bana da bir mesaj geldi. Benim Erkan Özmen abim var, iş adamı. Ben diyor Galatasaray'ın bu sene şampiyon olacağına inanıyorum dedi. O yüzden diyor loca aldım. Ki önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı izlemem için. Bu arada için evet dedi. Kombine rekoru da kırdı Galatasaray. Tabii, tabii. Yani bütün yani. Galatasaraylıların öyle bir inancı olduğu kesinlikle çok belli oluyor. Kesinlikle. Ya artık yani Galatasaray'dan loca almak bir statü oldu gerçekten. Evet. Yani zaten diğer takımlarda da o statüye sahip olan iş adamları var. Hı hı. Ya bir statü oldu. Orada konuklarını ağırlamak güzel oldu. Ve şu da bir gerçek, tabii ki durum ekonomik şartlara göre fiyatlar da dengelenmeye başladı. Biraz yüksek geldi tabii ki taraftarlar ama buna rağmen kombine almaktan geri kalmayan taraftarların da çoğunluğu çok fazla diyebilirim. O statüyü locadan söyledik ama hakikaten normal tribünde dahi o statü artık değişmeye başladı. Evet. Şimdi bu konuyla da bağlantılı yani aslında Başakşehir Galatasaray olarak söyleyelim. Galatasaray Başakşehir olarak söyleyelim. İki takımın teknik adamları zaten biliyoruz ki dostlar, kardeşler hatta yani. Ev arkadaşları. Çok yakınlar. Benim mesela yani şöyle söyleyeyim hani çocukluğumda böyle izlemekten keyif aldım. Bir fotoğraf vardı, hatırlar mısın? Evet, şey? Evet. O fotoğrafı da hatırlıyorum. İki futbolcuydu ikisi de. Şimdi o iki teknik adam ve başarılı iki teknik adam olarak hayatlarına devam ediyorlar, kariyerlerine ve dostlukları da tabii ki devam ediyor. O rakipler veya hani olmasalar bile ileride. İkilinin bir araya gelişiyle ilgili sosyal medyada tabii. konuşulanlar. Gündem oldu. Çok hatta gündem oldu, bir evet. tane fotoğraf çıkarttılar. Evet. Ben istiyorsan hemen toparlayayım. Tabii ki. Şimdi bu hafta biliyorsun Galatasaray'ın kendi evinde Başakşehir'le bir karşılaşması var. Yani insanlar ya da algı yönetmeye çalışan ama algıları geri tepen, ondan sonra insan içine çıkamayan bazı arkadaşlar var. Bunlar da saçma sapan işlere maruz kalıyorlar ki daha sonra biz de onların bu algılarına gülerek izliyoruz. Geldiğimiz noktada iki tane değerli bir teknik adam var. Birisi Emre Belezoğlu, diğeri de Okan Buruk. Büyük camiaların hocaları. Bu iki teknik adamın bu hafta ya da geçen hafta görüştüklerini, yemek yediklerini dile getirdiler. Her zaman iyi olabilirler. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben konuştum kendileriyle. Muhataplarıyla konuştum. Serhan Türk konuşmuş. O yani zaman biz, dinliyoruz. Biz kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Yani hiç kimseye de açıklamak zorunda değiliz. Sonuçta biz en son geçen sene baş başa yemek yediğimiz, geçen sene iftardaydı. İftardan beri biz oturup da baş başa yemek yemedik. Ve kimseye hesap vermek zorunda değiliz yemek yediğimizde. Çünkü geldiğimiz noktada öyle şeyler konuşuluyor ki bu insan, iki insan futbolcu kariyerlerinde de beraber Inter'de oynadıklarında aynı evi paylaşmışlardı. Ya bir de yani o kadar öyle bir duruma geliyor ki Türkiye şartlarında İki tane rakip teknik adamın ama can ciğer arkadaşın beraber yemek yemesi niye insanların sıkıntıya sokuyor? Ve biz Türkiye şartlarında şunu bile tartıştık ya. Kayserispor'un başkanın otelinde kalmasını bile tartıştık. Ya bu kadar saçma sapan polemikler, saçma sapan şeylere evrilmek, saçma sapan şeylere konuşmak maalesef gülünç duruma getiriyor insanları. Geldiğimiz noktada da bu iki insan yemek yiyebilir. Ailecek görüşüyorlar zaten. Yani böyle bir ortamda da böyle bir atmosferde de dışarı çıkıp da yemek yemezler ki. Otururlar evler beraber evlerine girip çıkabilen insanlar. Beraber aileyle görüşürler. İstedikleri kadar isteseler, istedikleri kadar güzel görüşebilir. Kimseye hesap vermek zorunda da değiller yani.
O yüzden ikilinin ben de şöyle söyleyeyim. Geçen sene iftardan bu yana beraber baş başa yemek yemediklerini dile getirdiler. Niye? Bu arada o da hiç saçma geldi bana. Neden? Yoğun, trafikleri yoğun yani. Hani sonuçta... Özlemişler birbirlerini, yemek ya, yemişler. Yani. Ya evet, en başta söyledim zaten. Bir arada görmeye en şaşırmayacağımız iki isim bence, bana göre yani. O gün sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle, futbolcular mesela farklı takım formaları giyen futbolcular bir arada geziyor. Evet. Bir arada oturuyor. Hafta sonları bir arada geçiriyorlar. Maç sonu ya da o maçın öncesinde de gelemiyorlar. Yani şey mi şöyle zannedin mesela, yani işte Galatasaraylı futbolcular sadece Galatasaraylı futbolcularla görüşüyor. Fenerbahçeliler sadece Fenerbahçelilerle. Hiç öyle değil. Hayır. Ya biz Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra, Aleli derbilerden sonra iki tane futbolcunun gidip bir özel bir yemek yediklerini, beraber baş başa zaman geçirdiklerini de biliyoruz. Aileleriyle birlikte yemek yediklerini biliyoruz. Aynen, evet. Yani. Öyle yani. Doğal karşılıyorum. Sadece şu var yani, bu biraz şu iklimden dolayı kaynaklanıyor. Şimdi bu Okan Buruk, Emre Belözoğlu bugün tepki verenler farklı cephe, değil mi? Evet. Yani Galatasaray'a karşı mesela atıyorum. Tam tersi olsa yine aynı tepki olacak hava. Sorun orada be. Mesela yani Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü ya da bir başka isimle bir başka teknik direktör buluşsa, bu kez tepki verecek taraf değişecek. Yani bu sadece işte Galatasaray özelinde, Fenerbahçe özelinde, Beşiktaş özelinde değil. Tepki anladım. Her yerden gelen. Bugün şimdi mesela Okan Buruk Galatasaray'ın hocası. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin hocası olsaydı neyi konuşacaktık? Bu sefer Beşiktaş tepki verecek. böyle bir şey var mı yani? Ama hayır, bu ben şunu söylüyorum. Ben normal karşılıyorum. Buna yok bir yani şey ben yok yok. Yani, tepki verecek taraflar her zaman değişir. Bu algıyı yani yöneten, yönetmeye çalışan arkadaşlardan bahsediyorum yani. Ya aynısını farklı takımlar arasında olsa Galatasaray taraflarından da gelebilir yani. O kamuoyundan. Neden bu maç öncesi diyor Semih Bey mesela? Ya bu maç öncesi bir şey yok. O fotoğrafın da o zaman yani bu zaman çekildiğine dair bir kanıt yok. Zaten ben tarafla görüştüm. Taraflara yakın olan insanlarla da görüştüm. Geçen sene iftardan beri, iftar organizasyonu, iftar yemeğinden beri görüşmemişler. Bir araya gelmemişler. Yani baş başa yemek yiyememişler zamansızlıktan. Birbirlerini özlemişler. Ya bir de yani hani yemek yeser ne olacak arkadaşım yani? Hayır, ne şöyle olmuş ama yani? Bazı şeyler sonuç ne itibariyle yani? Çok yakın arkadaş, dost olabilirsiniz. Bu apayrı bir şey. Evet. Maçın bitiş düğününden sonra da gidip yemek yiyebilirsiniz. Yani eğer gerçekleşmiş olsaydı sadece etik bulmayabilirdim o maçın haftasında. İşte öyle bir algı yönetiyorlar ki burada. Ama öyle bir şey olmadığını zaten taraflar yani beğenmiş. Orada yani. Öyle, ya konuşmaya bile değersiz olduğunu hissediyorum ya. Gerçekten çok saçma sapan şeyler bunlar ya. Ama sen bizzat konuştun. Konuştum. Emre Hoca ile mi konuştun? Ya derbiden evet. Sonra futbolcular, bilmiyor muyuz, Galatasaraylı Fenerbahçeli futbolcular bir arada eğlenceye çıktıkları görüntüler. Biliyoruz tabii canım, yemeklere, eğlencelere çıkıyorlar. Yani iki saat önce sahada tartışıyorlardı. Herkesin ortak görüşü tabii ki görüşebilirler. Kritik maç öncesi görüşemezler. Ya ama niye kritik maçı? Neyi var ki yani? Ama diyorsun ki zaten ikisinin de görüşü şu, kimseye böyle bir durumda hesap vermek zorunda değiliz. Ailece zaten görüşüyoruz, her zaman görüşebiliriz diyorlar. Bu konuyu da böylelikle aydınlatmış. Ya arkadaşlar zaten yani görüşmedi yani. Görüşmemişler. Görüşmemişler. En son ne dedin geçen sene? Geçen sene iftardan beri bir araya gelmemişler. Olmamış bir şey üzerine konuşmak da. Ama gele de biliriz diyorlar. Mesela benim arkadaşım yazmış. Olsaydı Konya'dan Ertan yazmış. Yıllardır bir arada olan adamların bir arada olması çok normal. Biri bir Beşiktaşlı olarak öküz altında buzağı aramayalım yazmış. Evet. Açıklığa da kavuşturmuş olduk bir tabii kez ki daha. Şimdi devam edelim. Trabzonspor'dan bir haberimiz var. Transfer çalışmaları Bielisa ile birlikte başladı. Bielisa eski öğrencisini istiyor Petkovic'i. Ayrıntılara bakalım. Evet, Trabzonspor maç kaybetmeye yeni hocasıyla beraber devam ediyor. Biraz bu sezonu kafada bitirmiş bir takım var diyebilir miyiz? O gün sen hakimsin Trabzonspor tarafına da bayağı bir, biliyorum. İstihbaratların oluyor. Yorum da yapıyorsun sık sık. O yüzden seninle başlayacağım. Sağ olsun. Yunus Emre Sel'le birbirimizi çok severiz. Yani ben de çok severim. Onunla sohbet ettiğimizde kendisi anlatıyor. Yani Beşiktaş'ı ben anlatıyorum. Trabzonspor, öyle bilgi sahibi oluyoruz birbirimizden. Yani şöyle, Bruno Petkovic'le ilgili. Yani Trabzonspor bu tip oyuncuları sever. Yani sıçrama yapamamış. Beklentileri, kariyeri boyunca bir beklenti oluşturmuş ama aşamamış oyuncuları sever. En büyük, en son örneklerinden bir tanesi Andreas Cornelius'tu evet mesela.
Tabii. Benzer bir örnek Alexander Sörloth'tu. Şimdi Bruno Petković, Hırvatistan milli takımının havuzu içerisinde olan bir santrafor ama kariyerinde oynadığı takımlara baktığımız zaman bir türlü mesela o Seri B takımlarının havasından çıkamamış bir oyuncu. Seri B'de bir de ya da Seri A'da küme düşmeye oynayan takımların havasından çıkamamış bir oyuncu. Ancak hep bir potansiyel barındırdığını Hırvatistan milli takımında giydiği forma sayısı üzerinden daha hiç izlemeyen birisi oradan daha iyi 3 aşağı 5 yukarı okuyabilir. Ben kontrol ettim, 29 maçta forma giymiş. Yani Trabzonspor'da bu tip örnekler oluyor. Sıkça yaşandı. Bir tanesi de Ekuban'dı mesela. Evet. Yani o yüzden biraz böyle futbol oynamak isteyen oyuncu için, tamamen kendisini sahaya odaklamak isteyen oyuncu için iyi bir seçenek Trabzon. Ve Bielisa'nın da tanıdığı, bildiği, ettiği oyuncu ya da kendi coğrafyasından oyuncu portföyüyle buraya gelmesi çok doğal. Ve Trabzon'da ben o coğrafyanın aşısını tutabileceğini düşünüyorum. Örnekleri bu, var. Bu evet, bu çeşit transferler olacaktır. Ya, Hırvatistan, hoca etkisi hep gündemin, olur. Bir şey söyleyeceğim. Hırvatistan olmaması lazım. Hırvatistan deyince Trabzonspor taraftarının ilk aklına gelen oyuncu ki istisnasız Davor Vugrinec'tir. Evet, akıllara gelen. Vugrinec'tir. Yani evet, çok iyi hatırlıyorum. Bir şey söyledi Serhan. Gündem niye gündemin transfer olmaması? Transfer olmaması lazım. Transfer tabii ki şart. Trabzonspor'da önümüzdeki senenin bir kadrosu kurulması lazım. Ama gündemin acil hocanın maç kazanması lazım. Trabzon'un maç kazanması lazım. Ben o hoca geldiğinde şöyle bir demeçte bulundum. Dedim ki hoca kötü başlarsa, puan kaybederse geçen seneki Valerian İsmail örneği gibi olmaz mı? Dedim. Trabzonspor'da bazı camialar dedi ki ya sen niye böyle konuşuyorsun dedi. Ama geldiğimiz noktada hoca maç kazanmıyor. Kazanamıyor. Hoca maç kazanırsa her şey güllük gülistan. Ama hoca şu an kendi kredisinden yiyor. Tabii ki transfer şart mı? Transfer şart. Önümüzdeki sene takımı kurulmalı mı? Kesinlikle kurulmalı. Ya Ertuğrul Doğan gibi çok daha önce şampiyonluk yaşamış, Ahmet Ağlu'yla beraber şampiyonluk yaşamış bir yöneticiden bahsediyoruz. Tabii ki en iyisini yapacaktır, en iyisini isteyecektir, en iyisi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama hocanın da maç kazanmaya ihtiyacı var. Bu Trabzonspor'un maç kazanmaya ihtiyacı var. Geçen senenin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu seneye kupayla başlayan takımdan bahsediyoruz. Eğer hoca saatten sonra maç kaybederse önümüzdeki sene kendini riske sokar. Hoca maç kazanırsa da önümüzdeki sene şanslı bir şekilde başlar, eli güçlü bir şekilde başlar. Sen ne kadar transfer yaparsan yap, sen ne kadar transfer pazarlıkları yaparsan yap, ne kadar önümüzdeki sene takımı kurmak istesen ama sen ilk önce maçları kazanman lazım ki daha sonra önümüzdeki seneye güçlü girebilesin. Şu an Süper Lig'deki tüm takım taraftarları arasında belki de tek bir takım var ki tek bir takım taraftarı var ki sezon bitse de bir kurtulsak diyordur. O da Trabzonspor taraftarlarıdır. Çünkü diğer takımlara baktığımız zaman şimdi zaten ilk 3 sıradakiler şampiyonluk heyecanı yaşıyor taraftarlar. Onun dışında işte Adana Demirspor Avrupa heyecanı yaşıyor. İşte Kayserispor beklentileri açtı. Karagümrük keza öyle. Yani herkes bulunduğu pozisyonu 3 aşağı 5 yukarı beklentilerle ölçüşen pozisyonlar oldu. O aradakiler bir tek orada Trabzonspor sıkıştı. Dolayısıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluğunu yaşayan, o heyecanı tadan taraftarların da bu sezon ızdırap gibi geliyordur yani. Kesinlikle kolay bir şey değil gerçekten. Ama yalnız şunu söyleyeceğim. Bu sezonun faturası ya maçlar kaybedilir. Bu dakikadan sonra da kaybedilebilir. Bielisa hiçbir şekilde fatura kesilemez. Tabii canım. Çünkü neden? Sebep şu. Valerian İsmail örneği evet. Yani örnek verilebilir. Onun dışında olumlu örnekler de var çünkü. Yani Şenol Hoca'nın takımı sonradan alıp İsmail işte Hoca geldiği nokta. İsmail ama Şenol Hoca bir ara transfer dönemi geçirdi gerçi. Sergen Hoca'nın şampiyonluk yürüyüşü böyle başlamıştı. Konyaspor'un hocası. Burada bir ışık vermek önemli elbette gelecek sezon. Ama Trabzonspor'un kadrosu başlı başına öyle problemler yaşıyor ki, çekiyor ki. Evet. Yani bunları yani 1-2 hafta, 3 hafta, 1 ayda aşmak hiçbir teknik adamın işte harcı burası değil. Burası Trabzonspor işte. Ama mevcuttaki oyuncularda şöyle bir şey var. Trabzonspor'un bu sezonki oyuncu grubu içerisinde hani şu olabilir. Atıyorum bir 11'in 5 tanesi, 4 tanesi belli bir şey vaat etti, oynadı ama geri kalanının performansı çok düşüktü de sonuç alamadınız. Ya Trabzonspor'da bu sezon iyi performans gösteren kaç oyuncu var? Bak Selma bile yazmış bana, demiş ki abi, Selen abi çok haklı.
Bielitsa acilen kazanmaya başlamalı. Evinde Ankara Gücü'yle en az 4 maçlık galibiyet serisi bekliyorum diyor. Yani elin güçlü olması gelecek için kazanman lazım. Gelecek sezona ışık vermesi gerekiyor. Kazanman elbette. Lazım. Bu kadar basit yani. Peki şimdi sorularımız var. Süremiz de azalıyor. Onları soralım. İlki gelsin bakalım. Ne sorusu? Süper Lig'de bu sezon deplasmanlarda hangi takım daha az gol yemiştir diye soruyoruz. Beşiktaş diyorum Beşiktaş, ben. Beşiktaş arabam.com Konyaspor. Şimdi ben Beşiktaş demezsem biraz tuhaf kaçacaktım. Biraz düşünmem gerekiyor. Düşünün bakalım. Valerian İsmail dönemi bir Alanya maçı 3 gol. Ya bu sene Konyaspor fazla maç kazanamadı ya. Ama Konyaspor'un o kadar çok beraberliği yemedi, olduğu bir dönem. Yani o beraberlikler mesela... Çok fazla fark olacağını düşünmüyorum ya aralarında. Sayıyor musun? Şimdi Alanya'dan 3 gol yedi Beşiktaş. Adana'dan 2 yedi. Trabzon deplasmanı. Galatasaray deplasmanı 2. Fenerbahçe 2. Ben Konya diyorum ya. Kaçtır? Sayı tahmin yapın. Kaç goldür? Deplasmanlarda yenen gol sayısı. Gerçi Beşiktaş Ligi'nin en az gol yiyen ikinci takımı ya. Bir dakika. 17 mi? Şu an Beşiktaş Ligi'nin en az gol yiyen ikinci takımı. Şenol Hoca'dan sonra çok toparladılar. Yani mesela Alanya'yı falan böyle sayıyorum ama Şenol Hoca öncesine Galatasaray kaçıyor. Zaten. Antep. 21 gol yediyse 13 falan mı? Ben Beşiktaş toplamda 28 gol yemiş olması gerekiyor. Son cevapları alayım tamam, mı bakalım? Tamam ben Beşiktaş diyorum. Beşiktaş. 13, 14. Ya. O gün? 28 gol. Konyaspor. Çok arada kaldım ya. Ben yine de Konya. Hadi Konya diyeyim. Bir Beşiktaş, bir Konyaspor şey cevabı aldı. Işte, Beşiktaş muhabirsin o yüzden Beşiktaş diyorsun. Kim daha az gol yemiştir bakalım? 17 gol. Yakınmış. Serhan tahmin etmiştin. Hı-hı. Beşiktaş. Bayağı yakın. Ama Konya'yı bulamamış. İkinci gelsin. Süper Lig'de bu sezon hangi maç skoru daha çok ortaya çıkmıştı? Nasıl bir soru çıkmıştı? Ev sahipleri mi daha fazla 2-1 kazandı? Deplasman takımları mı daha fazla 2-1 kazandı? Evet. İlginç bir soru. 2-1 de en klişe skor tahminidir ya. Fenerbahçe deplasmanlarda 2-1'leri var. Evet evet. Ama 1-2'leri de var. Ben 1-2 diyorum. Tamam işte ben deplasmanda 2-1'leri var dedim. Şimdi daha çok. 1-2 olmuş oluyor. Ben 1-2 diyorum. Ben de deplasman takımları diyorum ya. İkiniz de aynı cevabı evet, veriyorsunuz. Deplasman takımları 1-2. Daha fazla 2-1 kazanmıştır diyorum. Bakalım. Biri 27, biri 24. 27 maç. Doğru. 1-2. Bravo. Kaçta kaçı Fenerbahçe'nin? Son sorumuz gelsin. Süper Lig'de bu sezon hangi kaleci daha çok penaltı kurtarmıştır diye sormuşuz. Oo. Günay Güvenç. Direkt haklı bu şeyde Yensen Günay eşleşmesinde Günay gelir. Yensen'in sonunda bir tane atılıyor. İki tane. Sayı tahmini ama... de yapın hadi. Bir dakika düşün. Günay Güvenç ama. Günay ilk akla gelir ama bence biraz şey var. Ben Yensen diyorum. Kaçtır? Yensen yani tahminim 6 mı? 4'e 3. Ben 6'ya 7 diyorum. Ben tahminim yani sen 4, Günay 3. İnin. 3'e 2 mi? 2'ye 1 mi? Ne 1'e 0 mı? Yani senin bir tane hatırlıyorum. Tamam son kez cevaplarınızı alayım. Bir de alayım. Çok adil ben yani sen dedim ya. Yani sen dedin. Serhan Türk. Günay dedim. Günay Güvenç dedin. Peki bakalım. 3'e 2. Peki, şimdi durmadan direkt ben kimime geçeceğim. Tamam, kapat. Peki. Yani. Kariyerimde gollerim kadar asistlerimle de ünlüyüm. Icardi. Süper Lig'de ilk maçıma Giresunspor'a karşı çıktım. Antrenman biter de Atiba ile çalışmaya devam ederdik. Dik Advokat ve Gattuso'dan çok şey öğrendim. Kadıköy'de kazandığımız maçı unutamıyorum. Ben kimim? Son sayfa etiketine izleyicilerimiz cevaplarınızı bekliyoruz. Atiba. Atiba ile nereden? Advokat, Atiba, Gattuso,
Babel değil. Lens değil. Lens cevabı çok gelmiş değil. Bir saniye şimdi. Gezal değil. Yerli mi, yabancı mı? Birazdan söyleyeceğim. Seren bakma. Yere bakıyorum. Bir şey yok ki, bak kapattım hepsini. Olsun, ben uyarayım. Vallahi yere bakıyorum. Peki. Şurada bir tane takoz var ya, ona bakıyorum. Advokat. Gattuso. Gattuso'dan çok şeyi nerede öğrenebilir? Bilemem, siz bileceksiniz. Kolay bir soru aslında. Süper Lig'de ilk maçına Giresunspor'a karşı çıkıyor. Asistleriyle ünlü. Atiba ile nereden olabilir? Ya PSV Eindhoven, Beşiktaş, Kopenhag. Bunların hepsinden olabilir. Ama Gattuso ile ve Advokat'la nereden olabilir? Şimdi PSV, Fenerbahçe kim olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de acaba hangi takımda oynuyor? Şimdi mesela buna bak, sen direkt Beşiktaş mi, yabancı mı? Ama onu sonra söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe'de oynadın ya, Hollanda milli takımı desin. Marsilya'sı var mı? Asistleri dönüyor. Bilen var. Gattuso'dan nereden öğrenmiş olabilir Gattuso'dan ya? Gattuso'dan gitme. Atiba ile nereden olabilir? Bir de Kadıköy'de kazandığı maç ne olabilir? Schneider mı? Van Hanolt değil. PSV'den olabilir ya. Bir Hollandalı değil. PSV'den, Hollandalı olmasına gerek yok ama PSV'den olabilir. Yabancı ama, değil mi? Bir yabancı. Yani tabii ki Gattuso'dan çok şey öğrenmiş. İlk maçı Giresun. Advokat'tan nereden öğrenmiş olabilir? Cornelius. Olamaz, asistleri dönü diyor. Takım İstanbul'da. Asistleri dönü diyor. Gattuso diyeceğim. Donk mu? O dedi. Kim? Donk mu? Hayır. Ben ilk bileni bulayım. Buruma değil. Atiba. Adekupe değil. Güzel cevap. Ve Horst değil. İtalya bana şey geliyor sanki ya. Gattuso'yu şöyle de düşünüyorum bir yandan. Gattuso, Dikat Vokat, Mertens mi? Evet. Napoli'yi çalıştırdı diyecektim ki. Mertens'ti. İlk bilen Alper Bey, yanılmıyorsa. Çok var ya, çok sağ köşe, sol köşe yaptınız ya. Hmm. Nereden buldun? İtalya'dan buldum. İtalya, Napoli'den mi buldun? Hı hı. Bravo Alper Bey, izleyicimiz de bilen. Yakın zamanda şey var ya, Mertens biliyorsun Napoli'ye gitti şampiyonluk için. Evet. Takımla bir araya geldi. Atiba'yla da PSV. Oradan değil şey mi? PSV'de. Atiba'yla ben hiçbir şekilde doğaçlamadım. Sadece burada İtalya'yı buldum. İtalya, Napoli. Ben biraz geçtiğim sezondan yola çıkmaya çalışayım. Çünkü bu sezon değil de geçtiğim sezondan. Şimdi tanı beni yapacağız. En çok sevdiğim. İnşallah çok belirgin değildir fotoğraflar. Ben de ilk kez görüyorum. Bende cevaplar... Ama bir şey söyleyeceğim. Şu an bu cevaplara bakıyorum. Kesin çok kolay bunlar. Şimdi böyle dedin ya, tamam. Tamam. En çok sevdiğim. İnşallah ikonik fotoğraflar değildir. Ben de fotoğrafları görmedim. En çok sevdiğim. Bu bölümde Serhan Türk iyi bayağı. Gelsin bakalım. Bu bölümün Mehmet Özcan'ıyım. İlki gelsin. Hasan, Yusuf Şimşek. Dedim ben size. Yusuf Şimşek. İkimiz birden söyledik. Evet. Biraz izleyicilere de zaman bırakın. Tamam o zaman, bekleyelim. Bir 2-3 dakika sonra söyleyelim. Canım bulursanız söyleyin Melike, de. Melike bunu bana dediği günden sonra yani. Benim bir... Söylemeye korkuyorsun. Yok canım, şaka yapıyorum. O zaman şöyle yapalım. Hazır söyleyelim ondan sonra. Tamam. Şey yapın, Volkan öyle yapardı. Ben buldum, söyleyeyim mi? Tamam, öyle diyelim. Ondan sonra ikimiz aynı anda söyleyelim. İkinci fotoğraf gelsin. Aha. Ben buldum, söyleyeyim mi? Yerli mi, yabancı? Yabancı tabii ki. Ya Selçuk İnan. Ya yabancı Song. Tabii ki. Selçuk ya, İnan yok, dedi. Yok. Duydunuz mu? Yok yok. Sonra Selçuk İnan aklıma geldi. Yerli bir yabancı Selçuk diyeceğiz. Selçuk İnan'a hiç benzemiyor. Sonra Song aklıma geldi.
ikisi de değil. Engin Baytar mı? Eski mi çok acaba? Berkan Kutlu. Yok ya, biraz beyaz esmer mi? Ya. Bayağı esmer. Aa. Bir dakika bakalım izleyicilerimizden bulan var mı? İzleyiciler de şey yani... Var. Biz de televizyona bakıyoruz bu arada, hani oradan bakıyoruz. Kivil değil. Bunu nasıl Luindama'ya benzettiler acaba? Gerçi böyle bir biraz ama az saçlarını çok sıkı toplamış hali falan. Şey, Bakasetas mı? Allah Allah. Kol kır. Niye gülüyorsun? Hiçbiri değil. O kadar alakasız isimler söylüyorsunuz ki. Kaan Ayhan. Hayır. Şu anda futbol oynamıyor. Ha, oynamıyor. Hmm. Colin Kazım değil. Song dedik, Drogba dedik. Drogba. Pascal Numa. Allah Allah. Deniz Türüç değil. Şu anda oynamıyormuş. Evet. Formayı da kestiremiyorum yani. Hakan Ünsal mı? Ergün Pembe. Alex Yazan var şu an. Ya formayı da kestiremiyorum. Yani omuzumda bir turunculuk var. Yanda da öyle. Ne forması acaba? Galatasaray formasına benziyor ama. Elvin Meli olur mu? Mitroğlu'ya ben de benzettim bu arada. Yok, ama ben hiç benzetmedim ya. Galatasaray formasına benziyor ama. Acaba Galatasaray forması mı? Ya Hasan Kabze değildi değil mi? Hayır. Ümit Davala da değil. Ümit Karan da değil. Ya Türkiye olduğu kesin mi? Ben Türk dedim mi? Demedim. Türk demiyorum. Türkiye'den bir takım. Ama Trabzonspor formasına benziyor bana. Her şey olabilir. Roma olabilir mi forma diyeceğim yoksa? Ya bak Roma, Marsilya, Trabzon arasında gidip geliyorum ben. Trabzon. Var mı Trabzon? Trabzon'un böyle forması bu var forma mı diyor. Ha. Orada mavi gördüm ya. Ben biraz şey düşünüyorum ya yani şurada... Bordo şimdi, mavi gördün orada. Üstünde de sarı kırmızı da var tamam, o da onu da bir şey söylemiyoruz ya. Bir tüy alalım Melik. Ne forması olabilir? Yani Türkiye'den Galatasaray olabilir. Başka? Türkiye dışından? Roma olabilir, Valencia olabilir. Hı hı. Kime benziyor? Tanıdığınız biri. Mehmet Top. Valencia forması Mehmet Top. Hadi bir ipucu. Ver. Türk. Türk. Oyuncu Türk. Bilal Kısa ama mı? Bilal Kısa formasını bilemem. Bu soruda çok eğlendim ya. O kadar biliyorlar ki kim olduğunu. Allah. Akıllarına o isim gelmiyor şu an. Hadi. Kim acaba? Ya forma da çok şey, spesifik forma değil herhalde. O yüzden geçen çünkü Norwich City'nin formasından yola çıkıp Redmond'u bulduk. Ama burada tıkandık. Takımı söyle bari. Ya Roma Valencia ikilisinden biri mi? Mata. Bu ama geldi, mesaj geldi. Geldi. Ya hayır. Niye baktın? Yok, Başakşehir forması diyor. Hayır, değil. Cevdet abi yanıldın. Bu futbolcunun Galatasaray'ı var. Evet. Galatasaray'ı var. Song dedik, yok. Hmm. Yerli dedim. Şavi dedi, yerli dedin. Ümit Karan dedik, Ümit Davala dedik. Onlara göre daha yeni. O kadar eski değil. Emre Çolak. Emre Çolak'tan daha uzun boylu, daha iri bir futbolcu diyebilirim. Pes ediyor musunuz? Yok. Ben ettim yani artık. Ben etmedim. Galatasaray yerli ise ben nasıl bilmiyorum. Forma Galatasaray forması mı? Tamam. Emin miyiz? Ama şey Galatasaray dedi. Uzun yıllar Galatasaray formasını giydi. Hayır şuradan yok. Hangi sezon olabilir diye soracağım. Uzun yıllar Galatasaray formasını giydi. Yerli. Bir. Yani. Kopya vermeye çalışıyor. Veremiyor. Ama nasıl bulamadınız? Bulamadık ya. Ya böyle aklınıza uzun yıllar Galatasaray forması giymiş bir yerli oyuncu gelse direkt gelecek zaten. Son dönem diyorsun. Değil Sabri Sarıoğlu. O değil. Tamam, o dönemleri düşün. O değil. Kimler var?
Sabri Sarıoğlu. Bülent Korkmaz, Fatih Akel. Ay bu Fatih Akel'den daha yeni. Ergün Pembe. Değil abi. Ha, daha yeni. Ha, daha yeni diyor. Aa, ya bence basiretiniz bağlandı. İsim aklınıza gelmiyor. Baş harfini söyle. Gelsin artık canım. Gelmesin ya. Hayır hayır, gelsin, bulamadınız. Allah bulamadık Allah. Ya ben. Verin verin. Etmiyorum. Servet mi? İnanamıyorum Hakan size. Balta. Hakan Balta. Hakan Balta nasıl gelmedi aklınıza? Bütün ipuçlarını söyledim ya. Yani futbolcuk zamanında da öyle çok fazla şey değil. Aa canım için. Kaç o kadar nasıl bilemezsin Serhan abi. Hakan Balta unutulacak bir futbolcu değil ki. Bence de Serhan abi bilemedi. Evet inanamıyorum. Sonuncusu gel. Bunu hemen bilecekler. Buyurunuz. Bunu hemen bilecekler yok, dedin de fotoğraf yok ortada yani. Nereden? Ha, tam buldum. Tahmin ediyorum şu anda. Hayrettin. Hangi form olduğunu. Bir şey söyleyeceğim. Kaleci mi? Macaristan'ın kalecisi... Semih. Hayır. Semih Kaya. Hayır. Kreli. Hayır. Gabor Kreli. Nereden buldunuz ya? Bir orta saha oyuncusu. Orta saha. Biraz şeylik var. Adrian Mierzyski. Hızlı hızlı bir şekilde. Ya bana şey gibi geliyor. Alanya Spor, Efecan Karaca gibi. Alanya Spor forması mı bu? Hayır. Yani Kuzey'de bir yerlerde forma giydi. Bir yerli oyuncu. Kuzey'de bir yerlerde, Trabzon'da evet. Ya da Rize'de. Hayır, ülke dışında. Ha, Gökdeniz Karadeniz mi? Evet. Ha, güzel tahmin. Bravo. Şimdi hızlıca golü koklayıp gideceğiz. Süremiz kalmadı. Rubin'in de hep bordo forması akıllı, evet, yeşil forma oradan... şey oldu değil mi? Oradan, evet, Rubin'den. Biliyorsunuz Napoli yıllar sonra şampiyon oldu. Evet. 33 yıl aranın ardından tarihindeki 3. şampiyonluk. Şampiyonun öyküsüyle veda ediyoruz bu gece sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.